Evet. Esoy'cum buna kaçtan başlıyorduk? Vallahi evde bir patos buldum, keyfim yerine geldi. Hemen bakıyorum. Açıklamıyorum. Ama ben yerken size mesela ASMR gibi oluyor mu, onu söyleyin. 1.12. Bu ses gelmiyor değil mi? Yani şu sesi alıyor musunuz diye soruyorum arkadaşlar. Şunu bak. Efe Diloş'u görüyor mu Diloş'u? Efendim? Gelmiyor. Yine mi gelmedi lan? Peki şu da mı gelmiyor yani? Bu. Dudağında bir şey kalmış yeğen. Evet, Esra kaçtan başlıyorduk? 1.12. 1.12, 1.10 olur. Evde Hüseyin'in başlattığı şakalar durdurak bilmeden devam ediyordu. Funda kendisine şaka yapanlardan teker teker intikamını almak için... Şaka haftası mı acaba bu hafta? Gar. Evet, bir tık. ...harekete geçti. Bakalım Funda'nın hedeflerindeki ilk isim kim olacak? Sen çok hafifmişsin ki tutamadım, görüyorsun. Ama teşekkür ederim. Funda dediği lafı söylesem var ya, ortalık karıştı. Zaten söylemeye gerek yok, karıştı zaten. Hayır. İndir ama. Hayır. Tamam. Tamam. Soru işareti. Seni babama söyleyeceğim. Ama şimdi... Aga kezzap mı atıyor? Su atıyor alt tarafı ya. Benim kardeşim ıslatırsan. Bak sen Seda. Seda da içiyor ya, çeşmeden doldurdum. Ben sana. Onu. İnanmıyorum. Seda koş. Eyvah eyvah ya. Prank House gerçekten. Kanka yukarıdan eski sevdiğinin mutluluğunu izlemek. Yapma be abi. Yapma be abi. Ah be Çağla. Ah be Çağla. Erkekler odasında da... Ya bunu şuraya alsam ya mesela, sürekli böyle yapacağım ama. Ah be abi. Durum pek farklı değildi. Erkekler bir olmuş, şakalaşmayı başlatan Hüseyin'den öcülerini almak için planlar yapıyordu. Hüseyin ise başına geleceklerden habersizdi. Tut yorgandan, tut yorgandan. Gel, 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 gel. Gel, tut yorgandan. Yalla. Kaldır, 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 kaldır. Kaldır. Boşuna şakalar, kaldır. Kanka bir de zibidi oynasınlar. Oha, oha. Emre. O girişiyor mu lan? Ne yaptı amına koyayım çocuklar? Kemer getirdi. Kanka kemerle ne yapacaklar? Ne bileyim, dövecekler. Ve niye herkes bu kadar mutlu? Ve niye hep sadece Onur'a patladı bu? Ulan böyle pasta yapmayı nereden öğrendi? Oha kanka. Bu benim aklıma nasıl gelmedi lan? Cem'in üstünde uygulardım ben bunu. Yine ilgili planları tutmayınca Onur, Arsel ve Sinan destek kuvvete ihtiyaç duydu. Yanlarına Emrah'ın da gelmesiyle daha detaylı bir plan hazırlamak için yola koyuldular. Yanlarına Emrah'ın da gelmesiyle daha güzel dayak yemek için tekrardan yola koyuldular. Ancak hesaplayamadıkları bir şey vardı. O da Hüseyin'in bu kez hazırlıklı olduğuydu. Ya bu ne kadar saçma bir olay ya. Ulan sevgiler gelin. Tamam.
Abi bir şey yap, gel dalalım şuna. Arsene dalalım, şuna dalalım ya. Kanka bu evdeki sıkılma seviyesi, sen de fark etmişsindir. Artık en çok çok yüksek dozlara ulaşmaya başladı. Hani komik desen komik değil, şaka desen şaka değil. Gel dalalım şunlara diyor toplaşıp. Hüseyin de gel diyor. Yani bu evde Big Brother'ın acilen el atıp bir aktivite falan bir şey düzenlemesi lazım. Big Brother bir anda müzik veriyormuş yukarıda. Tabii tabii ya, gerçekten enerji atılması lazım yani bu evde. Bak şu müziği ver. O zaman herkes oynar. Tekrar dalalım. Gel Emre, hepimiz bu planı yaptık. Oy ne oluyor? Bu planı hepimiz yaptık. Gel arkadaşlar, yaptık. Birbirimizi satmayalım, artık birbirimizi satmayalım. Gel, gel. Hüseyin abi, Onur abi. Hüseyin abi tekrar. Tekrar Hüseyin abi. Hepsini tuttum. Hüseyin abi. Lan dalın mı? Hüseyin abi dalın. Hüseyin abi. Öğretmen sınıfa girdi ve bir şekilde direkt Big Brother ev halkı için yepyeni bir gün başlıyor. Lütfen yepyeni bir gün ve yepyeni şeyler başlasın artık. Yeter ya. Bu ne şaka olmuş? Şaka tufanı bitsin abi. Erkekler neden az yaşar gerçekten örneği? Hayret Onur uyandı. Yeni günün ilk tavsiyesi Rezan'dan geldi. Rezan Demir'in evden elenmesiyle Gökçen'i... Ya ne tavsiyesi yine ya? Allah Allah, bu da Dede Korkut gibi. Sürekli yanına birilerini alıp bir şeyler anlatıyor. Kanatlarının altına aldı. Son zamanlarda fevri çıkışlar yapan Gökçen'e söyleyecekleri vardı. Sen kendini haksız duruma düşürecek bir şey yapma. Öyle bir cevap verme, tepki verme. Ani çıkışların olmasın. Yok, yine cevabı sabah verir sabah de. Uyanıp birbirine direkt böyle tepki vereceksen bir şeyler anlatırsın yani. Ben de onu anlamaya çalışıyorum. Yapma etme. Hani bir şey olur, bir olay olur. Gökçen'in yanına çekip bunu söylersin. Sabah uyanıp neden kendini haksız duruma düşürecek bir şey yapma dersin ki bir insana? Gökçen gece full uyudu, onların yanında makaraya katılmadı diye. Hayır baba, hayır. İlk görüşmesine şey yapmış. Şey hayır, bu bir yere bağlanacak. Ya bu söylem boşuna söylenmiş olamaz. Big Brother'ın bir planı var bugünle ilgili bence. Kanka bu evde o kadar boş şey söylendi ki bir yere bağlanmayan. O yüzden doğru, çok güvenemiyorum. Cevap ver, anladın mı? Evin küçük çocuğu Onur yine anlattıklarıyla herkesi neşelendiriyordu. Abi bacağım kanadı hala acıyor bacağım. Bacağın kanı gördüm. Ne zaman yaptınız siz o planı? Aga Onur da ufalsın, cebime yesin. Sürekli evin küçük çocuğu, evin küçük çocuğu. Eşek kadar adam Onur da yani ya. Gerçekleşti. Kimden çıktı? Emrah'tan çıktı değil mi? Sıra onda mı bu gece? Sıra onda abi dalalım ona ya. Bu gece onda. Seda da makaranın içinde. Bu gece son. Yok yok. Geçer. Özgün geçer. Yok, bir zamanla geçer. Şey olmaz. Ben ne acılarla karşılaştım. O ne ya? Şey 20 yaşında ne acın olacak gülüm ya. Biz de çok acılar çektik zamanında. Buraya gelmek kolay olmadı. Aga be. Gül bahçelerinden çıkıp gelmedik buralara. Ateşin içinden gerekirse... Hayatım boyunca bir kere çalıştın mı? Sabah köründe kalkıp işe gittin mi? Bir hafta berberde çalışmıştım ortaokulda. Oo, oha! Ne kadar rekor ya. Saçların onun için mi bu kadar güzel bir fark ediyorsun? Altın bilezik kalmış kolumda. Oh. Ah. Bunu merak ediyorum. O siktir. Funda oğlum Funda... Bu nasıl bir sahne? Funda, Funda raşlıyor lan şeyin üstüne Reza'nın. Ciddi şey. Ev halkı tarafından dışlandığını açıkça hisseden Gökçen'i evde yapılan şakalar bile sakinleştirmemişe benziyordu. Neden her hafta eleme listesinde çıktığını evde sorgulamaya devam ediyordu. Yok Gökçen'in yapılırken uyuyor olabilir mi? Yanındaki herkesi yazacağım bilmem ne filan denmesi. Yazsın yani. Anlatabiliyor muyum? Gönderebiliyorsalar göndersinler dediğim. Hayır. Ay.
Hayır. Yani ben şu an isim ya da şey o bu söyledi diyemem yani. Ben bunları duyuyorum zaten. Geçerken duymuyor muyum sanıyorsun? Onların yanından geçtiğimde benim hakkımda konuşulduklarını duymuyor muyum? Şimdi yani? Ağlamaktan gözleri... Herkes konuşuyor, cephe alıyor. Ondan sonra... Bir saniye. Arkada yani fragmanlarda gördüğüm kadarıyla Reza'nın kavga kombiniydi bu. Arkadan geldiği kombin. Galiba onları başlıyoruz. Galiba başlıyoruz gal. Benim hakkımda konuşulduklarını duymuyor muyum yani? Herkes konuşuyor, cephe alıyor. Ondan sonra vicdandan bahsediyorlar. Nasıl bir vicdanla sahipler? 5 keredir ben yazılıyorum. Göndereceklerse bu hafta da göndersinler. Umarım gönderebilirler. Anlatabiliyor muyum? Şöyle söylemiyorum sana kaç defa yani. Güçleri yetiyorsa göndersinler. Gideyim ben. Gitmeye hazırım. Bu evin en dürüst insanı, en niye sakin gitti insanı yani? Neden beni dengeleyen, benim yanımda olan, ben üşüdüğüm zaman orada ne olursa olsun kavgalı bile olsam yanıma gelen kişi gitti. Adil mi o zaman? Boş oya gitti canım. Boş oya gitti. Hiç adil sak, değil ama. Sakin. Belki de başkaları da senin yanında diye yazdı yani. 3 oyla gitti o sonuçta. 4'ten direkt çıktı çünkü. 2 oyla gitti bu arada. Oğlum. Bak gözün şişiyor. Evet düşün. Funda Rezan'ın kendi adını eleme listesine yazdığını düşünüyordu ve Rezan'la yüzleşmek için fırsat kolluyordu. Gökçe'nin söyledikleri Funda'nın konuyu açabilmesi için büyük bir fırsat oldu. Benim verecek hesabımı Allah'a zaten vermişim ben yani. Allah içimi bildiği için içim o kadar rahat ki. Açıklamam da orada var. Benim Demir'i gerçekten seviyordum çünkü. Ama dedim ki Rezan lider zaten. Eşitlikten bile kalsa dedim Rezan onu çeker. Kurtarır orada. Diyorsun ya hani ben potadayım diyorsun. Bak Demir'e yazılıyorsa o zaman sen de yazılmayı göze alacaksın. Evet yani Demir gitti yani. En sakin herkesin yanında olan adam. Sen bu kadar triplisin adam, kaç gündür. Ben değilim. Sen nasıl tripli değilsin Funda, gözünü seveyim ya. Konuşma sakin abi başlamıştı. Ancak bir türlü çözüme ulaşamayan ikili arasında... Full fokusum. ...daki ben tartışma de. Giderek şiddetleneceğe benziyordu. Sen söylediğin zaman Arsel olayını, Gökçe'nin yanında olanlar yazılacak dediği zaman, seninle konuştuğumuz zaman benim Arsel mi söylemiş? Benim, sen biliyordun zaten Gökçe. Ben Arsel'in söylediğini falan bilmiyordum. Ben söylememiştim Arsel'in olduğunu. Kim söyledi Funda. O zaman? Söyleyeyim. Ben problemi söyledim ve Arsel'i söylememiştim. Şu an sen söylüyorsun. Kavga başlamadan hemen elimi yıkıyorum arkadaşlar. Klavyeyi unutmayın. Ah ellerim. Ah ellerim kırılaydı, o numarayı ben unutaydım. Gözlerini kurutaydım, seni öyle arasaydım. Ben seni nereden aradım, o sesini duydum. Durdum durdum, şeytana uydum. Yani. Grr. Korkma Can. Kar kilo almışsın abi. Spa değişka galli. Aldım. Direkt saldım göbeği. Direkt. Aleykümselam, hoş geldiniz dostlar. Geldim. Hoş geldin. Let's go. Hoş geldin. Hangi konuşma ben anında? Nasıl şey yapıldığını bilmezsin ki. Sesini yükseltme. Hayır Funda, bak yükseltme. Sen deminden beri yükseltiyorsun. Bana da her şeyi yükseltme sesini. Deminden beri sarkımı kuruyorum. Artık buraya gelmesin. Tamam mı Kül Kedisi? Yataklardan kaldırıyordun beni 2 gün önce. Ne oldu Kül Kedisi? Ne oldu Kül Kedisi? Bırak bu işleri ya. Bırak bu işleri Kül Kedisi. O kadar sakliliğin ortaya çıktı ki artık. Kimsenin kaderiyle oynamıyorum diyorsun. Yükseltme. Tuğra'yı gönderen sensin burada. Çünkü sen ya bırak ya, sen çok komik bir insansın ya. Senin artık dürüst olmadığını, gerçek olmadığını gördüm. Bir gün de mi? Kızlar tuvaleti. Bir gün de mi? Demir'i gönderdiğin en gönder. Bir gün de mi? O zaman sahte misin? Sen o zaman sahte misin abi? Yalanlar söylüyorsun. Uyan Fundacığım. Yok bilmiyorum ya. Gel krep yaptın Fundacığım. Usun işte sen, anladın mı? Bu kadar fake bir insansın. Sen o kadar. Yansın olayını da arkana alan bir insansın. Ağlayan bir insansın. Ya bırak bana ya, diyorsun herkes görüyor neyin olduğunu ya. Bak içimde
çıktı. İyi bir insan. Senin hatan bir insan. Ne olur uyan bundacığım. Kırık yaptım bundacığım. Kalk bundacığım. İşte bu. Ya. O Funda iğrenç bir tartışmacı ya. En sevmediğim şey böyle sesini... Bağırmak. Aşırı bağırmak. Çok yükselterek konuşmak. Karşı... Ne yaptım gel. Busun. Bak, işte bu. İşte anladın bu. Mı? Yarabbim. Böyle bir kızın içindeki gerçekliği çıkarttın ya. Şükürler olsun yarabbim. Şükürler olsun yarabbim. Sen çıkar mısınız? Şükürler olsun yarabbim. Krep yaptım bundacığım. Kalk ne olursun. Hep aynı şey. Allah Allah. Bu da taktı krebe. Kalk bebeği. Kalk bebeği. Bir şeyler fızıldıyor. Hiç kalmasın kardeşim. Bunu devam edelim. İletişim sahte sanmasın ama. Anladın mı? Haftanın lideri. Bir şey söyleyeceğim. Rezan sanki daha iyi kudurtacak gibi ama Gar. Bence de. Değil mi? Aynen çünkü bence ilk... Bence de Rezan ilk... o havayı veriyor şu an. Yok Rezan şeyi anladı. Ben bununla bağırarak kapışamam. En iyisi ben bunu sessiz kalıp kudurtayım anladı. Bakalım. Geri olarak evdeki huzuru sağlamaya çalışan İdil çok geçmeden olaya müdahale etti. Daha büyük bir tartışmanın çıkmaması için Funda'yı odadan çıkartmak için ikna etmeye çalıştı. Rezan Funda ne yapıyorsunuz ya? Gideceğim 3 gün sonra seni de yanımda götürmeyeyim. Aha. Funda'nın öfkesi nasıl arkadaşlarının yani? Tüm çabalarına rağmen dinmek bilmiyordu. Oğlum çok büyük kudurdu. Gar çok büyük kudurdu Funda. Tamam ben yani ne yapacak? Nasıl yarın da götürecek ya? Bu arada Emre bir şey söyleyeceğim. Funda'nın elindeki kurutma makinesi, pardon Rezan'ın elindeki kurutma makinesi kendi de kudurtma makinesi. Tas. Çabalarına rağmen dinmek bilmiyordu. Tamam ben... Tamam dışarı çıkacağız. Hayır çıkmayacağım abi. Bir de benim yanımdan tamam gitsin mı? Abi. Gitsin tamam, yanımdan gitsin yanımdan. Tamam alacağız. Funda Reza'nın tepkisizliğine daha fazla dayanamadı ve ikili arasında ipler kopma noktasına geldi. Ben hiçbir yeri içmiyorum. Bak tam dediğin gibi Efe. Tam söylediğin gibi. Bak. Gar kafayı yedi. Kafayı yedi. Tepkisizliğine dayanamadı. Ben hiçbir yeri içmiyorum. Hiçbir yere gitme. Ya bağırma. Sakin. Hiçbir yere gitme. Bırak. Dur. Bak hala bırak. Abi, bırak. Git şuradan. Dur lütfen. Gel. Siktir oğlum. Kudurtmanın var ya son noktasına kanka, ulaşmış. Kanka bir şey diyeceğim yani eleme listesine girmek bu kadar mı delirtiyor bir insanı ya? Vallahi Gökçen'de inanılmaz bir sabır var. Bırak! Bırak! Tüm ev halkı ayaktaydı. Big Brother evi sakinleri bir yandan arkadaşlarını sakinleştirmeye çalışıyor, bir yandan da onları anlamaya çalışıyordu. Ya oğlum bırakın. Saldırsın Rezan'a. Zaten eleme potasında. Elenir aynen. Direkt göndersin işte. 10 numara aynen. Aslında. Aynen öyle. Bırak! Bundan Allah aşkına ya. Bırak! Aşkım yapma. Bırak! Aşkım yapma ne olur. Seda'ya ne oluyor oğlum? Seda'ya ne oluyor? O da ağlıyordu. Bundan Allah aşkına ya. Bırak. Aşkım yapma. Bırak. Aşkım yapma ne olur bundan. Kanka çok. Sanki Funda bir tane şeyde kanka. Nedir onun adı? Yüksek bir yerde atlayacak aşağıya. O da yapma aşk diye alır ya. Sen Çağla'nın eşkale bir bakar mısın Emre? Seri. Geliyor bak hızlı ol. Rezan çok iyi değil misin? Bak piyonları nasıl ağlıyor hemen arkasından Gar. Yapma. Aa bahçeye çıktılar. Uyuyor. Uyuyor. Bahçeye atmış yatağı. Bir şey söyleyeceğim. Gar. Ya bugün de dışarıda mı uyusam demiş. Her yerde uyuyor zaten biliyorsun. Yapma. Kendine gel.
Bu arada bahçeye çıkıldı. Funda'nın rush sahnesi geldi. Yoksa üstad, orgeneral, çavuş, master degree, kudurtma makinesi, el presidente rezan. Bahçeye gelip bir de burada kudurtmaya devam mı edecek doymadan? Bence, bak eğer bunu yaparsa... Bence odanın kapısından bir laf atacak. Bak eğer şu saatten sonra gerek buraya gelip kudurtma gerek laf atma gibi bir şey yaparsa gerçekten helal olsun bak. Gerçekten bravo. Kudurtma makinesi lafını sonuna kadar hak ediyor o zaman. Tamam yapma. Evet. Kanka gidiyor. Evet geliyor. Oley. Yeni Queen mi? Yeni Queen mi? Boy kalkıp bir anda şey diyormuş. Arkadaşlar şimdi sizin probleminiz ne? Bana bir anlatın. Bırak. Sakin ol. Lan bitti. Bırak. İçeride. Tamam, bırak. İçeride. Bırak. Dur gel bir şey söyleyeceğim. Bir şey söyleyeceğim. Bırak. Bırak. Bir şey söyleyeceğim. Gitti gitti bırak. Gitti gitti. Bırak. Şimdi oy toplama çabası diyeceğim değil yani. Gerçekten yok, kanka, bu bir rage var kanka bu, burada. Kanka, gerçek bu, bir rage bu. Bu realistik rage bu. Gerçekten ben inandım bunun gerçek olduğuna. Ben en son böyle rage'i kanka Çeliz'in bir tane videosu var, hatırlıyor musun? Neyi? Sen BKB'yi niye kastın? Ha, Dota rage'i. Orada gördüm. Bu sırada gerilen ortamdan etkilenen Çağla ve Gökçen de nasibini aldı. Bu kadar tahrik olmaz ama. Bu kadar tahrik olmaz yani ya. Sen de yükseltme. Yükselteceğim. Ben de yükselteceğim abi. Ya bu ne yaşıyor ya? Ne yaşıyorsun ya? Bırak artık ya. Bırak ya. Bu evin delikanlı havasını bırak ya. Sensin tamam. Evin en delikanlısı sensin yemiş, kafayı ya. Kafayı yemiş. Tahrik olmaz yani ya. Sen de yükseltme. Yükselteceğim. Ben de yükselteceğim abi. Ben de yükselteceğim. Seni iyi ya. Ya sen de susun bir dakika beri. Ya sana ne oluyor? Bunu bir şey yok. Bana oldu. Ne oluyor oğlum? Ne oluyor? Kanka bir şey diyeceğim. Alırız ki Kaan Sabak. Bak buraya ne gider biliyor musun? Bir tane sahne vardı ya, bir tane videoda. Çocuğun biri böyle esniyormuş gibi yapıp yumruğu evet. Sanatsal yumruk. Her yerde bir kargaşa. Kanka Hoya bir bakar mısın? Esniyor arkada, inanılmaz gerçekten. Bu kadar gül, Allah'ım sen ağlatma ya Rabbim, bu kadar gül, bu kadar insan, Allah'ım sen ağlatma. Bu ikisi yüzünden böyle oldu zaten. Çağla, bu ikisi, sen geç geldiğin için bu ikisi yüzünden o kız öyle oldu. Kaç yaşındasınız ya? Ne yapıyorsunuz? Nesini yükseltiyor kızlar? Ben buradayım, yapma. Funda, sakin ol. Kendini iç. Tut elini. Sakin ol, tamam. Abi kız kriz geçiriyor orada, dayanamıyorum ya. Yükseltiyorsun, Çağla yükseltiyorsun. Ama sen öyle yapınca oldu abi. Ev halkının Funda'yı sakinleştirme çabaları yanıt... Aaa, dur! Ama sen öyle yapınca oldu abi. Ev halkının Funda'yı sakinleştirme çabaları yanıtsız kalıyordu. Rezan'dan tatmin edici bir cevap aldı. Siyonurt. Kanka bu nasıl bir şey? Bir geri gel. Efe. Sana bir şey diyeceğim. Bir geri gel. Bu nasıl bir gidiş kanka? Yer gök sarsılıyor bak. Halkının Funda'yı sakinleştirme çabaları yanıtsız kalıyordu. Bak. Rezan'dan tatmin edici bir cevap alamayan... Bak. Kanka kameramana da çarpıyor galiba. Funda hırsını çıkarmak için her yola başvuruyordu. Yok orada zaten. Yok Rezan, yok orada. Oğlum Rezan nerede? Ya Rezan'ı sakladılar şu an. Rezan yok, uçtu gitti. Aaa. Oh. Big Bro 31'de herhalde evin anası skill. Gerçekten bu arada bir müdahale falan yok. Lütfen. Aşkım sakin bırak. Ol. Bırak. Tamam iyiyim ben. Tamam iyisin. İyisin. Bayağı iyisin Funda. Bayağı iyisin Funda. Uzan. Bak burada. Çıkmayacaksın buradan. Biz buradayız. Tamam. Reis bir tur daha raşlasam bulursun gibi sanki ya. Çok fazla oda kalmadı geriye. Tamam.
tüm olaylar Funda ile dertleşen Gökçe'nin söyledikleriyle başlayıp alevlenmişti. Funda'yı sakinleştirme sırası bu kez yaşanan kavganın belki de en yakın tanığı olan ve kendini suçlu hisseden Gökçen'deydi. Sen sakin ol lütfen. Tamam bak, sen böyle karışma. Çözümlenmez. Bak, lütfen. Bak bir şey lütfen kendini bırakınız. Tamam mı? Karışmıyorum hiçbir şey. Tamam. Bir şey karışmıyorum. Ama seni de sakinleştirmem hiç gerekiyor. Cümle. Sen yoksun. Tabii biliyorum. Tamam. Karışma. Karışmıyor. Aniden alan titriyor. Ne oluyor oğlum? Orada ultisi boşa gidiyor Johnny. Karışmıyorum. Öyle bir bölüm girişi beklemiyordum bu arada. Ayağım titredi. Tartışmadan en çok etkilenen isimlerden biri olaylar yaşandığı sırada odada olan Çağla'ydı. Her şeye en yakından şahit olan Çağla kimin aklı... Ne? Hoy. En az etkilenen Hoy. Tamam. ...olduğunu Arsel'e anlatmaya çalışıyordu. Ben de hep Funda'ya dedim ki... Ben onun yanında oldum, ben onun yanında oldum. Kardeşim iki oylasan beraberliğe kaldın. Kimin senin kanka mı? Yani Reza'nın yanında hep olmuş. Beni niye yazıyor ya bağlıyor deyip tamam mı? Ben dedim ki Funda'ya abi dedim hani Reza'n seni yazdı diye senin Reza'n kardeşin miydi dedim. Yani. Ciğerin miydi? Değil. Yanında olmuş olabilirsin yazdı. Niye dedim bu kadar şey yapıyorsun hani sinir oluyorsun. Benim yerime koy kendini. Ben 10'da 8'de çıktım benim kardeşim dediğim 4 kişi beni yazmış dedim. Aynen. Ben o zaman ne yapayım dedim. Evi yıkman lazım. Evde kalmayı ne kadar istediğini her fırsatta dile getiren Çağla, Funda'nın öfkesini gereksiz buluyordu. Ancak ona göre olayların bu boyuta gelmesinin... Ulan Funda'nın öfkesini nasıl gereksiz buluyordu? Kendisi Funda'dan daha çok sinirlendi. Evet. Ya daha benim çok değil de. Kimse saygısızlık yapamaz vesaire dedi. Başka bir sorumlusu daha vardı. İmalı sözler söylemeye başladı Funda. Fakat Rezan da o kadar tahrik edici, inceden sallamıyorumla sokuyor ki. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Hiçbir şey yapmadım. Bunun yani farkındaysanız niye kudurdunuz ki? Sakin diye. Buradaki insan eğer doluysa bu buna döner olay. Arsel Çağla'yı dinledikten sonra Rezan'ın yanına gitti. Rezan Funda'nın kendisine karşı tavırlı olduğunu önceden fark etmişti. Ancak Funda ile arasındaki gerilimin vardığı sonuç onun bile tahminlerinin ötesindeydi. Yürüyüşü değişmemiş ama hala. Kimotonu geldi. Anladın mı? Beklemiyordu falan ya. Onun gerginliği var. Yok ya bu kadar yükselecek ortada. Yemin ediyorum ne şahsına hakaret ettim. Yani. Ne bir şey ne bel altı vurdum. Ne küfür ettim. Dedim ki vız 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 diyorum. Yani kulağıma giriyor çıkıyor. Vız hiç dinlemiyorum seni diyorum. Saçımı kurutuyorum falan bu şekildeyim böyle. Hani kendimi oyalıyorum. Bu arada Funda Rezan'dan 10 kat daha fazla bel altı vurdu. Yok sen Yasin'in üstünden şöyle yaptın ülkedisi, böyle yaptın. Ülkedisi diyeyim evet. Vurdu. Onun delirme şeyi o ondan kaynaklı yani. Ve hala hıncını alamadı. Rezan Demir'i yazmasının ardından affedemediği Funda'nın kendisine yaptıklarına daha fazla dayanamadı. Ve Funda'nın tüm kirli çamaşırlarını ev halkına anlatmaya başladı. Ne? İşte bu be yürü be. Onun yaptığı şeyler hepsi daha çok beynime kazınmaya başladı. Daha çok batmaya başladı yaptığı şeyler. Hani bulaşık yıkamamasından, etrafta her şeyini bırakmasından, yataklarındaki tabaklarından, iç çamaşırlarının yerde olmasından. Ha bunlar harbi kirli çamaşırmış. Bana. Ama bunlar batmıyordu bana. O yüzden iyi geçiniyordu. Ama ta ki Demir'i bu evden gönderdi, o zaman batmaya başladı artık her şey. Funda'yı iki yüzlülükle suçlayan Reza'nın anlatacakları bitmiyordu. Ev halkıysa duydukları karşısında şaşkındı. Reza'nın anlattığı gerçekler en çok Funda ile yakınlaşmaya başlayan Emrah'ın canını acıtacağı benziyordu. Seni hepimize gaza getiren Funda. Seni evden göndermek için bir hafta misafir edeceğiz, bir hafta sonra göndeririz. Hepimiz yazacağız diye seni bize gaza getiren sen. O. Yeni biri gelir seni vallahi dışlayalım. Bak. Gel dönelim arkamıza abi. Yesin kendi başına. Ah be abi Emrah be. Aga be, bu evde hep mi böyle maga beyler dönecek? Ah be abi. Arthur, aşırı bir, bu evde hiç olmayan farklı bir sinsilik var. Çok. Bu evde ben hiç kimse de görmedim onu biliyor musun? Bu çocuk çok hırslı. Tamam bu çocuk gerçekten buraya dost edinmeye gelmemiş. Şu an sözcüğü mi? Arkadaşlar. Şurada kalıp, bu evde kalıp arenada o çocuğa haddini bildirmek istiyorum. O yüzden de bildirdim. Ya Ceylan. Hiçbirinin yanında durmuyormuş gibi gözüküp birebir konuşmalarda senin yanındaymış gibi gösterip kendini.
Ondan sonra bu şekilde finale doğru gidebilmekti. Ta ki biri onu potaya koydu, düşmanı oldu. Çünkü şu görüyor musun Dede Korkut'u? Gar. Herkesi topladı etrafına, anlatıyor da anlatıyor. Şu anda artık insanlar onun neler çevirdiğini, ne oyunlar çevirdiğini, nasıl insanları manipüle ettiğini gördü. O yüzden korkuyor potaya düştü diye ne olacak diye. Kendi haklılığına inanan Funda yaşanılanları kolay kolay unutacağı benzemiyordu. Seda ise arkadaşını sakinleştirmek için bir yol arıyordu. Ama ben onu 5 kere 6 kere söylemedim mi? Git. Git dedin evet. Yani. Ya niye gitsin abi? İstediğini yapabilir. Allah Allah, sanki kendi odasında. Demir olayında bittin benim için falan dedi. O zaman niye kırıp hazır edip Fundacığım kalk. Fundacığım şu bu. Aynı şekilde devam et o zaman. Bir duruşun olsun ya. Diyeyim ki giderken her şey için sağ ol. Allah razı olsun, benim hakkıma yani olsun. Duruşun senin gibi olacaksa bunda duruşum olmasın. Elim bittikten. Köşesiz evet. Olayım yani. Hiç problem değil. Gar gar gar, neler diyorsun abi ya? Kusura bakma yani. Sen benim bakmıyorsan ben hiç bakmam. Günün bir diğer tartışma yaşayan ikilisi Çağla ve Gökçen oldu. Kendi derdiyle uğraşmaktan Çağla'yla ilgilenemeyen Funda, Çağla'nın Gökçen'le neden tartıştığını merak ediyordu. Siz niye kavga ettiniz ben anlamadım. Söyle tekrar. Anlamadım. Abi olay şu, bana oradan... Bu arada Gar, sen şeyi hatırlıyor musun? Gar. Neye kardeşim? Orada hani Funda'nın yatağına gelip Funda sana krep yaptım demişti Reza. Evet, hatırlıyorum. Arsen dedi ki ne oldu yani, kim şey falan dedi yani, hani haklı haksız gibi yani anlamaya çalışıyor çocuk. Ben de dedim ki tahrik var abi dedim, yani tahrik var dedim. O esnada da bana döndü, dedi ki şey yapıyorsun, yükseltiyorsun falan dedi. Ben de dedim ki, bağırarak söyledi, git dedi. Ben dedim ki ne gitti be dedim, yani kim gidiyor dedim, yani bana git falan diyemezsin dedim. Yani yükselttiğim falan yok dedim. Benim kardeşim dedim, burada dedim. Şey... Evet, elini böyle bir sallayarak elini gitti, falan bir salladı, ona bir vurdu mu? Dur. Çağla şu an Şahın'dan aferin alacak. Bir dakika bekle. Söz konusu yani, anladın mı? Bana orada git falan filan diyemezsin yani. Git bilmem ne falan yapınca, abi bak bana böyle parmak ya da böyle bir yere bir şey vurulduğu zaman bana bir şey oluyor. Arsel uzaklaş. Sana en son bir şey olduğunda Onur'a aşık oldun. Sana Allah rızası için daha bir şey olmasın ya. Arsel'i ben de Arsel'i parçalıyordum. Gökçen çıkan tartışmada Reza'nın haklı taraf olduğunu düşünüyordu. Peki bu Funda ile aralarındaki iletişimi nasıl etkileyecekti? Ama o sırada sinirliydi, şimdi ben şey yapamam ki, sonuçta insanım yani, hani anlatabiliyor muyum, orada kötü bir durum var. Yani sen iyisin, biliyorum, seni biliyorum. Ben şey yapamam ki. Yani gerçekten üzüldüm yani. Çünkü yani Allah razı olsun, o da ben sinirliyken gelmişti. Bana hiç hani açıklama yüzden... yapmana gerek yok. Ben biliyorum seni. Artık bir hani herhalde dolumu patlaması olmuş yani. Doluştu. Kendini hep böyle hanımefendi gibi bahsetmeye çalışıp biriktirirse böyle. O gösterdiği gibi biri değil kendini. Onu da burada gördük işte. Funda'yı sakinleştirmeye çalışan arkadaşları hep beraber dış bahçeye çıkmaya karar verdiler. Çağla da Funda'yı yani yalnız bırak. Falan giyip bir de bir şey abi, giysem artık Funda ya. Funda da bir şey söyleyeceğim. Bir sakinleşse mi artık ya? Yani bayağı... Funda ayağını toprağa falan değdirip tam negatif enerjisini atmak isteyebilir de evde toprak yok. Lütfen. Ah be abi. Evde toprak yok. Mak istemediği için o da onlarla beraber dış bahçeye yöneldi. Fakat Onur Çağla'nın bulunduğu bir ortamda bulunmak istemediğinden durumdan rahatsız oldu. Ya Onur, ne alaka şimdi Çağla'nın bulunduğu ortam? Bu arada Çağla ile Seda da iki has piyon olarak bir araya geldiler. Gar, farkında mısın bilmiyorum. Gelsene be. Geç geliyor. Ben yüzünü ne görmeye tanıdım. Ay ne bayram etrafındaymış. Nasıl yani? Ay ne bayram etrafındaymış. Evet. Ya gitmeyeceğim ben. Ben ama senin yanında durmam gerekiyor ve durmak istiyorum. Saçma mı, ne alakası var? Yani sonuçta... Geliyorlar, sus, onlar bir şey konuşuyor. Onur'un tavrından rahatsız olan Çağla gözyaşlarını tutamadı. Ya baba Allah'ım.
Emre, bak bir şey söyleyeceğim. Artık bu kaoslar da birbirine karışmaya başladı. Şurada sana destek olacağım diye geliyorum, oturuyorum. Ulan kızı teselli edeceğim diye çıktınız buraya, yine Çağla teselli ediliyor. Aga her ortamda Çağla teselli ediliyor. Bu nasıl başarıldı ya? Öbür yanında o var bebe. Sırf senin hatırın senin yanında olmam gerektiği için kendi kariflerimden taviz verip yanından kalkamıyorum. Ama doğru olanı yapıyorsun zaten. Bu doğru olanı. Kızlar yağan karı izleyerek sakinleşmeye çalışıyordu. Ancak bu kadar büyük bir olayın ardından konuşulacak konular bitmiyordu. Funda'ya göre Reza'nın kendisine karşı... Has siktir. 2015 kışı. 2016. 2016 kışı pardon. Gar. Bundan bir ay sonra falan Şubat ayında bizim sınavlar iptal olmuştu, hatırlıyor musun? Böyle 1-1,5 metre kar yağmıştı. Evet, evet, evet. Hatırlıyor evet. musun? Bir tek kimya sınavı yapılmıştı. Evet, hatırladım. Çok karlı geçmişti bu yaz. Hatırladım. Şu tepkili davranmasının asıl nedeni Demir'i tanışıyor eleme muydu? Listesine ben yazması... Ha? Tanışıyorduk, evet. Değildi. Beni buradan sen de yazacaksın. Ama sen yazarsın. Bana yine iyi ne... Yazma dedim ya. Çok karlı geçti o kış. Özür dilerim. Niye davranırsın? Bak sen benim... Atıyorum beni seçtin değil mi? Benim bir gram sana karşı bir şey mi hissettim? Çünkü sen stabilsin. Dün nasıl davranıyorsan bugün de öyle davranıyorsun. Ben sana sımsıkı sararak gideceğim gibi. Çok fazla güldünüz bu arada. Çok üzüldüm. Alt tarafı yani bir dilim sürçmüştü. Kendimi ne gibi hissettim biliyor musun Emre? Ne gibi güzel kardeşim benim. Hayat Bilgisi dizisini izlemiş miydin? İzledim. Orada Gamze ile beraber, Barbie ile beraber Ortega zengin arkadaşlarının yanına dışarı çıkıyorlardı. Sushi yemeye gidiyorlar. Orada ben bir pilav kuru alayım diyordu. Çok gülüyorlardı ona, hatırlıyor musun? Ah be kardeşim benim be. Valla o derece bir kırgınlıktayım şu an ya. Ama sonrasında Fenerbahçe'ye transfer oldu Ortega, biliyorsun. Asiktir, doğru. Yani ben de güzel günler göreceğim değil mi? Zaten güneşli günler. Giderken buluyoruz arkadaşlar. Burada. Şu an ben onu yazsaydım o potadaydı. Eşit oyla çıkmayacak. Eşit oyla çıkmayacaktım yani. Bana koyan yazaydın. Bu anladın mı? İyi sen... Dayı tam 9 kere dalga geçildi Ortega'mla. Teşekkürler, saymışsın. Biri saysın diye beklemiştim ben de bu arada, sıfır şaka. İyi ol. İyi olmaya devam et. O da diyor ki Demir'den sonra zaten bitti. O zaman kardeşim sen dönek misin? Demir'den sonra bittiği gün bitirdiğini hissettir bana o zaman. Benimle hiç irtibata geçme. Gelip de bana odaya çekip de Funda'cım. Funda kimi yazdı hatırlamak için yönetime bakabilirsin. Hemen bakıyorum. Dostum Funda Emrah ve Gökçen'i yazmış. Hocam bir sorun varsa lütfen konuşalım bak. Artık bundan sonra... Ya ben bu evde şunu anladım. Sorunun varsa hiç konuşmayacaksın abi. Konuşarak bu evde hiçbir şey çözülmüyor çünkü. Funda Reza'nın Yasin'le yaşadığı aşk hakkında abi. Çarpıcı yorumlarda bulundu. Para uğruna bu kadar kişiliğinden ödün verme durumu. Yasin olayında da kandırıldım. Sonra Yasin'e aşığım. Ben mağdurum oydum. 40 yaşındaysan akıllan o zaman. Hedefin paraysa akıllan o zaman. Ama o da bir paravandı. Kendini bir haftalık kurtarma paravanıydı. Sert. Tüm ev halkının gözü şiddetli geçen tartışmanın ardından mutfakta bir araya gelen Rezan ve Funda'daydı. Ev halkı başka bir tartışmanın da yaşanmasından korkuyordu. İyisin değil mi Rez? İyiyim hayatım. Ne olur sen de üzme kendini, tamam yok, mı? Yok tamam, ben hiç seninle alakalı bir şey değil. Biliyorum aşkım. Üzüp kendini harap etme. Bayılırsın bayılırsın, sonra senle uğraşırız. Emrah'sa öğrendiği tüm gerçeklere rağmen Funda'nın yanında durmaktan... Oğlum bu evde ne oluyor lan? Ya şimdi mi soruyorsun? Vazgeç. Hayır ben... 41 gün olmuş ya. Bu ne kadar saçma denklemler yani. Denklemleri artık şey yapamıyorum. Çıkmadı. O ne ya, eğilip bırakacağım. Bundan sonra konuşmayız, olur biter. Tamam mı? Sen de benimle konuşmayacaksın Arsene. Yeter artık! Bıktım!
kızlarla dertleşmek için odaya gelen Rezan doğru şekilde davrandığından emindi. Ancak Gökçe'nin Rezan'a söyleyecekleri vardı. Ama lütfen şu ikili oynayan insanları gör. Bu hafta daha çok gözüm açacağım. Allah rızası için gör yani. Hani oraya gidip onunla konuşup buraya gelip sana böyle yapan insanları da gör Allah aşkına yani. Yani ben senden önce gidersem sen de benim düştüğüm duruma sen düşersin. Sen değil bırakamazsın beni burada. Hayır yani bir ihtimal diyorum. Şu an yine potadayım. Tabii ki bırakmak istemiyorum. Neden? Ama bir şeyleri de görmek istiyorum. Aşk ne zaman doğdu ya? Ne Rezan Gökçen aşkı mı? Evet. Bırakamazsın beni burada. Bu arada chatten Rabia şöyle bir şey yazmış. Abi Gökçen bağırdığında sorun çıkaran oldu. Şimdi Funda bağırdı etti. Herkes Funda'ya sarılıyor. Bu nasıl iş? What the fuck? Doğru. Teşekkürler. Rezan. Seda tartışmanın ardından Funda'yı bir an olsun yalnız bırakmamak için büyük bir çaba göstermişti. Ancak Funda'nın yanına gittiği için arkadaşlarının kendisini yanlış anlamasından endişeleniyordu. Hani şey yapamıyorum anladın mı? Aa bak bak bak. Bak açık açık piyanıyım diyor. Gar. Diyordu. Hani bağlı herhalde beni koruduğu için şey yapamıyorum anladın mı? O hemen o anlar aklıma geliyor. Hani o şeyi altında eziliyorum hani. Şimdi sana öyle bir şeyler söylerim ki söylemiyorum şu an kavga ettiğimiz için Funda'yla. Sen bir ara kavga ettiğin zaman onunla o gelip mutfakta takılıyordu. Ben de mutfaktaydım. Söylediği şeyleri söylersen burada yıkılırsın. Neyse, şey yapmayalım. Sen sakin ol. Senin yanında destek oldu sonuçta. Yapılanlar farkındaymış gibi görünüyor ama ben gerçekten hepsi kalbinde. Ben her şeyi hissediyorum. Ama sonunda kalbinde. Kaybeden sen olacaksın. Hiç sanmıyorum Beseda. Hiç ben böyle gözükmüyor burada. Ama sadece zamanında hani başka biri daha beni savunsa dışarıda olsa hani bir şey olduğu zaman hep onun o... Baba Seda'nın hayat felsefesi ne kadar az bilirsen o kadar iyi. Aynen. Bu arada bir şey diyeceğim Efe sana. De gaga. De aga. De gaga ne? Ne ediyor ya? Ne abi? Az bilmek. Abi bir şarkı var biliyorsun. Mutlu olmak için, sevmek için, bilme, düşün. Öyle öyle bir şeydi falan. Ezikten evet, bildim. Kız, ya da bu erkek benim zamanında çok önüme duvar hani set olarak koydu. Onun şeyi mahcupluğu hani o şeyi altında eziyor. Anlıyorum zaten. Anlıyorum seni. Ben de kavga ettiğimiz zaman mesela... Evet arkadaşlar atalarımızın bu konuda bir sürü sözü var. Yani ignorance is bliss. The less I know the better. Gökçen'le Funda'ya dedim liderlik odasına. Sen o kadar şey yaptın, o kadar kavga ettin, o kadar konuşuyorsunuz birbiriniz hakkında. Ve sen şu anda Gökçen'le kanka body takılıyorsunuz dedim. Bu nasıl oluyor dedim. Rezan dedi ben burada başkayım ama görüşme odasında başkayım diyor. Funda'ya karşı uzun süre sabrettiğini her fırsatta dile getiren Rezan, yaşanılan olayların ışığında bildiği her şeyi anlatmaya niyetliydi. Rezan'ın ağzından çıkan her sözcük evin içine adeta bir bomba gibi düşüyordu. Hüseyin hani sana Funda konuşuyoruz ya böyle böyle hani yanlış anlayabilir Onur. Rezan valla açtı ağzını yumuyor yüzünü gar. Patır patır. Yani zamana kadar niye anlatmadı onu da anlamadım. Döküyor eteğindeki taşları. Ben şu an buradan biri olsam da Rezan'a derim ki madem bunu biliyordun Funda ile aram bozulana kadar niye sustun? O zaman sen benimle aram bozulduğunda benimle konuştuğun her şeyi de gider onlara anlatırsın der. Onun da yanından giderim. Burada ben tek başıma takılırdım. Tek başıma. Ve haftanın oylamasında birinci Efe Uygaç. Eyvallah kralım. Hani sen onun yanında olduğun sürece hani sana daha çok bir şeyler hissedebilir, sonu kötü olabilir diye hani böyle konuşmalar yapılmıştı. Orada bile Funda olayı kendi üzerine çekip bak bana dedi. Ben çizgimi nasıl bozmuyorum aynı bu niye, şekilde. Bak Hüseyin'e evli adam bozmuyor. Ben de orada dedim ne de senin zaten dışarıda bekleyenin var. Ondan sonra Hüseyin zaten evli. Hani ne demeye çalışıyorsunuz? Biz orada senin problemini çözmeye çalışıyoruz. Bunu hep yapıyor. Bir problem üzerinden kendine prim çıkarıyor. Anladın mı? Hep kendini iyi göstermeye çalışıyor. Sen bu kadar böyleysen o zaman Allah aşkına Emrah'la hareketlerine dikkat edeceksin. Biz Rezan'la yan yanaydık senin hakkında söylediklerini biliyorum. Hani dedim o zaman bu kızın sana bu kadar yanlışı var. Neden net durmuyorsun? Neden net davranın arkasından durmuyorsun dedim. Ondan. Hani ben burada net olamam. Burası onun yeri değil dedi. Evet, ben hani şurada oturdum şurada konuştum. Net olacağı yer görüşme odasıymış. Zaten herkes de o gördü. O burada farklı görüşme odasında net.
Funda'nın dışarıda bekleyeni var Funda'nın. Kızlar Funda'nın göstermeye çalıştığından çok daha önemli bir amacı olduğu konusunda hemfikirdi. Üstelik Funda'nın bu uğurda yapabilecekleri konusunda tetikte olmaları gerekiyordu. Onun amacı belli. O potaya girmemek için herkesi iyi geçirmeye kimsenin çalışıyor. Kimsenin de seni artık güçsüz olarak görmesine izin vermedi. Abi, evet, aynen öyle. Seda çünkü hafiften sıkıldı piyonluktan. Bir de artık arkasına Onur'un gücünü aldı. Yavaştan buradan duyduklarıyla artık Funda'nın piyonu olmayı bırakabilecek seviyeye ulaştı. Seda bastallığı salıyor. Ve devam etmişti. Onur sözünü dinlemeyen Seda'ya öfkeliydi. Farkındasın değil mi? Ben... Yaptığın hatanın farkındasın yani. Ben bunu... Bence hata. Hata olarak görmüyorum. Ben bir konuşayım istersen. Ben de çok memnun olduğumu söyleyemem bu durumdan. Funda arkadaşım vardı. Çünkü o yeri geldi beni korudu, kolladı. İyi ya da kötü konuştu, konuşma bilmiyorum, tamam mı? Hani bazı şeylerde bana sert ve benim de kötü şeylerinde yanında olmam gerekiyor. Anladın mı? Ben vallahi bir lafı bir kere söylerim. Ve şu var, ben seni anlıyorum. Diyorsun ki ben senin için benim... seni o hale... Bir saniye ama bak, gerçekten bak sakin olmaya çalışıyorum. Ben zaten dinlemeyeceksen sakinim. Ben gideyim, sakin olunca geleyim konuşayım. Ben sana sesimi yükseltemiyorum. Ama sen beni geriyorsun, sana bir şey anlatmaya çalışıyorum. Konuşmayalım biz. Hiç bu ev bitene kadar konuşmayalım. Efe. Bu evin sinir çıtası 40 gün. Abi bu evin sinir çıtası kırılmış. Delirdi. Abi delirdi. Herkes delirdi. Bu arada gerçekten random patladı. Gerçekten random. Ne yaptı lan çocuk? Alt tarafı bir kere sözünü kesti. Sözümü kesmedi, olsun bitsin. Kanka Seda da Onur bütün bunun şeylerini çekiyor ya kanka. Bütün garip hareketlerini çekiyor ya. Nazını çekiyor ya. Full nazda. Naps. Full nazda. Ne yapsın? Hal. Anlamıyor ya. Anlamıyor kıt kafalı. Anlamıyor. Bir şey anlatmaya çalışıyorum. Anlamıyor. Çünkü beyni basmıyor. Seda'nın yanından ayrılmasıyla bahçede yalnız evet. Kalan Onur'u arkadaşı Funda yalnız bırakmadı. Ulan Funda ne ara başladın yine çalışmalara be? Daha demin seni sakinleştiriyorlardı, bir şey yapılıyordu. İnanılmaz gerçekten ya. Of. İyi misin? Efe, lütfen bir reality show çıksın. Lütfen. Ve şey açılsın böyle, bir kontenjan açılsın. Lütfen bir gidelim ya senle. Biri bana mı seslendi? Gidelim kanka. Biri bana mı seslendi lan? Yayındayım, yayında! Yayındayım! Abi camdan cam mı bağırıyor lan? Karşı komşu ya, tanıdık. Bizim arkadaşlar gelmişti oraya. Ben çok kötüydüm, sen aldım iki bin yazdım. Bu da abi konuş sen camdan. Ya anlamıyorum. Neyi? Yok abi konuş sen camdan dedim, şaka şaka. Espri. Aynen Efe, aynen ünlüsün kankamı. Lan arkadaşım arkadaşım ne alaka? Allah Allah. Ya bilmiyorum yani. Bundan Onur onun yerine... Sen onun... ikisinin arasındasın. Nasıl oluyor bu işte ilişki? İşte yani onun yerine kendi... Garp, ben senin lafını mı böldüm dostum? Yok estağfurullah kardeşim. Devam edin. Ben vallahi ne dedim? Ben Çağla'nın olduğu ortama gelmem. Çağla'nın olduğu yere girmem. Yüzüne bakmam. Bitirdim dedim yani. Ben Seda'yı o hale getirdiği için onu affetmiyorum. Zaten diyor ki programdan önce kötüydüm diyor. Duymuyor musun? Yani ona bağlama her şeyi, anladın mı? Günahını alma daha fazla. Bence günaha giriyorsun şu an. Yapma. Funda'nın ardından Onur'un yanında bu kez Rezan var. Aga galiba Onur burada sabit bekliyor ve ziyaretçilerini kabul ediyor. Haftanın finalinde Seda'nın bayılmasından Çağla'yı sorumlu tutan Onur, Seda'nın çelişkili davrandığını düşünüyordu. Seda'yı o hale getiren kişiyle benim asla işim olmaz. Ben ondan daha çok görüyorum yani. Soruyorlar, helal olsun diyor, başardı diyor, dokunulmazlığı aldı diyor. Bana diyorsun, inşallah gider diyorsun, görmek istemiyorum, tahammülüm yok diyorsun. Ya ben ne bileyim ya. Neyden çekiniyorsun? Neyden korkuyorsun? İçindeki neyse o olacak. Kırıldım yani ben. Belli bir süreden sonra kendimi kullanılmış gibi de hissediyorum böyle. Onur ve Seda'nın aralarının bozulduğunu öğrenen Funda bu haberi Çağla'ya ulaştırmakta başladı. Gecikmedi. Onur'la aralar bozuldu. Aralarım bozuldu. Niye? Seda'ya demişler.
Senin onun yanında ne işin var orada demiş. Giderim işte, sen şey yapamazsın. Seni bu hale getirdin. Bilmem ne demiş. Ben demiş. Şey yüzüne... Bunda bir nefes al be aga. Gerçekten Allah rızası için bir nefes al ya. Baba bu nasıl bir dedikodu bağımlılığı ya? Ha, yapamıyor yapamıyor. Vallahi yapamıyor ya. Ben zaten rahat duramıyor. Bak, dedikodu öğrendiğindeki ve birine onu paylaşırken ki mutluluğuna bakar mısın? Öyle kötüydüm demiş ya. Vicdan azabı da çekiyordu çünkü. Çeker tabii ya. Seda ile aynı ortamda bulunup konuşmak zorunda kalan Çağla bunun gerekçelerini anlattı. Seninle alakalı bir durumda ben seni yalnız bıraksaydım sen içten içe demeyecek miydin? Çağla benim yanımda değil, böyle kötü günde görüşme odasından çıktım. Ben ağladım, niye ağladım? Ben o kızla yan yana oturdum. Oturmak zorunda kaldığım için aldım, senin için yani. Anladın mı? Ben de çok meraklı değildim yani senin aynı ortamda oturmaya. Seda ile son günlerde yaşadıklarıyla ilgili sürekli kendini sorgulayan Onur'un yanına yakın arkadaşı Sinan geldi. Evet Emre, dördüncü nöbetçi geldi abi. Yavaştan dönüyorlar. Onur Seda ile... Sırada Sinan var arkadaşlar. ...ilgili çok önemli açıklamalar da bulundu. Evde var ya... En büyük oyunculardan biri kim biliyor musun? Ben diyormuş. Seda. Çağla. Sana dedim, sana bir şey söyleyeyim. Ne? Seda mı? Ne? Birader gözünü... Ne oluyor oğlum? Bir kavga ettiniz lan. Hocam bir... Seda. Sana dedim, sana bir şey söyleyeceğim, bir şey söyleyeceğim, bir şey söyleyeceğim, bir şey söyleyeceğim ama... O senin üzerinden kazanmak istiyor. Ben abi patlatacağım canlı yayında bombayı. Ne oluyor gar? Neyi patlatacaksın canlı yayında? Vazgeçtim hocam. Kanka vazgeçtim muhabbetine girecek. Ben Seda'nın beni kullandığını düşünüyorum. O gidiyor, onu hale getiren ne? Ben o finali izleme... Finalde olacak değil mi bunlar? Final tabii. Bundan sonraki bölüm mü? Final 51. bölüm galiba. Yani 50 de şey panorama. Yok 52 mi 51? Esra. Eğer Esra'ya bağlanıyoruz. Esra final hangi bölüm? 52 sanırım. Yayın tamam. Bildirimim şimdi mi geldi? Evet şu an geldi bana yayın bildirimi. Oha. Ohaymış. Ben salak mıyım abi? Kaç kişi var? 530 bin kişiyi ayrı ayrı atıyor işte. Oluyor böyle arada. Allah Allah. Kafam çalışmıyor mu? Ben susmasını bilmiyor muyum? Gelmiş bana bebe diyor. Bebeysem niye oturuyorsun benimle? Ben bebeysem benimle oturmayacaksın. Tamam, beni bebe olarak görüyorsan benimle takılmayacaksın. Hüseyin abi doğru söylüyor. Abi yayında diye geliyor bildirim. Yalan mı? Yayındasın işte. Vallahi doğru. Yani ne diyeyim? Tamam yan cebime. Dalga geçiyorsun abi benimle. Abi ben görüyorum abi, ben salak değilim. Tamam aşktan gözüm bir iki gün kördü, şu an geçti gözümün o ferini aldım çıkardım, şu an net bir şekilde görebilirim yani. Biz de enayiyiz, bizim kafa çalışmıyor zaten, biz salaz. Sana bir şey diyeyim mi? Millet bizi çocuk zannediyor burada. Efe. Bizim saflığımızdan korkuyor. Efendim gar. Kanka benim duam kabul oldu. Seda ile Onur'unki uzun sürmesin duası. Bu bitsin dedim, bitti aha. Çok hızlı kabul oldu gar. Keşke başka bir şey isteseymişsin. Yok bu yeterli bana, şükür. Bizim temizliğimizden korkuyorlar. Çünkü bizim kadar işten adam yok yani burada. Bir şeyimiz yok, bir farklı bir amacımız da yok ki. Neysek o geldik abi biz buraya. Yağan karın altında samimi itiraflarda bulunan Onur'un Seda'ya olan hisleri bundan sonra devam edecek miydi? Hiç umurumda olmaz. Aşkmış bilmem neymiş. Ölürüm aşkımdan. Ölürüm. Bitiririm yani. Umurumda olmaz. Ne tamam, abi? Tamam söyleyeyim mi? Bulunmaz zint kumaşı değilsin yani. Tamam, ne sanıyorsun mi sen? Sen daha aşk nedir bilmiyorsun. Yok abi ya ben... Evet Sinan Üstad yine konuşmaya başladı. Aşk olduğunu zannettim ya. Ben normalde aşık olacak bir insan değilim kolay kolay. Son günlerde Seda ile fazla vakit geçiren Onur, Seda ile yakınlaşırken Sinan'dan uzaklaşmıştı. İkilinin bu duruma yorumları ilginçti. Neyse en azından uyandın, orası hoşuma gitti. Ben... Kara dil mi attı az önce Sinan? İkilinin bu duruma yorumları ilginçti. Neyse en azından uyandın, orası hoşuma gitti. Ben uyandım abi. Hakan 2-3 günde senden soğuk şey yaptım, bir adım geri çıktım böyle. Fark ettim abi, ben senden soğukla uzaklaştım. Sen benden soğudun, ben onu da fark ettim. Çünkü benim suçum abi bak. Ben sana bir söyleyeyim mi? Bak ben senden özür dilerim kardeşim. Niçin? Böyle şey yaptım yani. Seni böyle boşladım gibi oldu. Aşk farkında olmadan kendimi ona kaptırdım. Aşk var senin şimdi bir erkek gibi kızın arasında falan girmez. O yüzden bir adım geri çektim. Hani biraz daha güzel yaşamayayım. Ben gerçek sandım. Sonra baktım tehlike. Aminim inşallah dağdır. Tehlikeli yollarda.
Uyarmak da istedim, sen yanlış anlarsın diye sana gelip söylemedim. Onur'a göre Seda'nın bu ilişkiden başka çıkarları vardı. O beraber dışarıda görüşelim diyor bana. Niye? Niye? Burada işte babası izliyormuş. Oymuş buymuş. Şimdi sen bunu söylediğinde ne oldu? Ay ben sana söyleyeyim bak. Ama nedense ne hikmetse burada istememesine rağmen yanımdan da ayrılmıyor. Ben yanına gidince de git demiyor. Uzaklaşmıyor. Soğuk da davranmıyor. Çünkü burada bir çıkarı var. Burada onu koruyan biri var. Burada ona sahip çıkan biri var. Burada önüne atlayacak bir tane Seda'ya herkes sahip onun. Çıkıyor. Seda full bayılıyor. Kalkandan da olmak istemiyor. Bütün ev Seda'ya sahip çıkıyor. Benim duygularımı o şekilde kullanıyor abi. Ben sana diyorum. Oğlum. Ufak tefek ama kafası git çok bir güzel bak, çalışıyor. Git bir bak. Bayıldı mı? Git bir bak. Çabuk bir bakın bu arada. Harbi bayılmış olabilir o arada. İşleri nedeniyle haftanın finalinde gerilim yaşayan Onur duyduğu pişmanlığı dile getirdi. Gerçekten Onur'a bir bilinç niye şimdi geldi bu arada? Bundan önce zaten insanların yanında bile git istemiyorum şöyle böyle falan diyordu. Onur darlıyordu. Bir şey mi oldu acaba ekstra? Tabağa kadar başında bekledim. İyi oldu. Ya işte dedi ben onun yüzünden öyle olmadım. Ben ne boşuna kendimi o kıza karşı kötü küçük düşürdüm. Kanka bundan sonra burada oynuyorsa aşığı işte bilinç şeyi ve nasıl desem sana böyle durmadan başında bekliyor böyle ondan sonra kullanıldığını hissediyor uzaklaşıyor kardeşine tekrar soruyor. Bu bir oyunsa biz seninle reality show'a falan gitmeyelim kanka, millet işi çözmüş aman abi. Dostum seni üzerler. Beni mi? Evet. Oyun mu diyorsun bu da? Net rap ediyorum. Net'in oğlu Net. Oha. Tatlılığına güvenmesin, güzelliğine güvenmesin. Seda'yla tartıştığı için morali bozuk olan Onur'un yanına İdil ve Arsel geldi. Onur'un Seda'ya kırgınlığı geçecek gibi değildi. Ne oldu? Hiç yok bir şey. Merak ettim nasılsın diye. Seda soruyor, Seda soruyor. Bak bak bak. Sıfata bak sıfata. Ne yapıyor çaktırmadan bak dedi. Çaktırmadım tamam mı sana? Çaktırmadım. Aramızda kalsın. Ne yapıyorsun? Çok kızdım ha. Çok sinirlendirdi beni. Gönlünü almak istiyor olabilir. Hemen yüz varma. Yok abi ben bitirdim. Ya Onur azıcık akıllıysan barışmazsın. Asuman kral sen. Dur. Konuşturacak seni haftanın finalinde. Aşkım. Dur bitirdim diyor. Neyse bu konu hakkında çok konuşmayacağım. Aşkını kalbine gömdü ama gidemiyor. Resmen gömdüm bugün aşkı yani. Gerçekten odada konuştuk bu arada. Şey dedi, ben onu kırmak istememiştim. Emrah teşekkür ederim çorap giydiğin için. Yani biz dedik yani gerçekten bir şey hissediyorsan saçma sapan davranma, kimsenin etkisinde kalma falan dedik o da. O da aynen artık öyle yapacağım. Kalbini kırdım, özür dileyeceğim zaten dedi. Gerçekten öyle dedi. Bilmiyorum da ben çok kızdım öyle hemen. Özür dileyeceğim dedi. Özrü de kabul etmeyeceğim yani bu gidişten. Bana belli etmedi, kafasını yorganlarını çıkarmadı ama sesi öyle geliyordu da. Zaten Arsel çık dedi falan. Arsel zaten, Arsel'den öğrendim, onu görmüyorum bile suratına. Ama daha da yani... Sakın gerçek olduğunu asla söylemeyeceğiz. Tamam. Hiçbir zaman söylemeyeceğiz gerçek şey olduğunu. Şey yapma tamam belli etme. Tamam. Canı sıkın. Sinan da diyor ki kanka şu an yorgun kendine. Bu mal ne yapıyor şu an yani? Evet. Az önce bana bahçede ne söyledi? Yapıyor? Az önce bana ne anlattı şu an ne yapıyor diye. Ondan kafasını çıkarmıyor. Sesi böyle zaten titrek geliyordu. Arsel de dedi işte iyi değil falan. Sen de yüz vermeyeceksin. Arsel, Onur ve Seda'yı barıştırmak için bir plan yaptı. Ve planı gerçekleştirme görevi İdil'e düştü. Mission impossible. Gerçekten. Şeyin altında girmiş yorganı çekmiş suratına. Vallahi ağlıyor kız. Vallahi ağlıyor yorganın altında. Kız gideyim mi? Kim orada lan? Dur ben bakayım söyleyeyim sana. Gelecek deme ama. Kadın. E diyor? Yorganın altında Onur ağlıyor. Aa. Gerçekten. Kızım sen... E diyor? Yorgan altında Onur ağlıyor. Aa. Gerçekten mi? Şşş. Onur. Sakın çıkma, gelecek. Gelecek sakın çıkmasın. Niye çıkıyorsun? Kendi dedi gideceğim yanına dedi. Gerçekten mi ya falan. Kız ağlıyor ya. Kızım psikolojim var ya artık hepiniz. Şunu söndürmeyin, geliyorum. Hayım düştü ne alaka? Aklıma düşen hayım geldi. Şşş Arsel. Güzel bir tır kafasını çıkar.
Ya kim bu ya? Ya Seda, yatıyorum. Kalk. Hadi bir şeyler hazırladım, kalk. Daha sonra konuşuruz. Oğlum böyle bir barışma şekli var mı ya? Kanka modum Emrah. Konuşmak için de yemek yemen için çağırıyorum. Daha sonra konuşuruz Seda. Şu an istemiyorum konuşmak. Gerçekten. Esra, warp alımlarına başvurular açıldı biliyorsun. Sen kabulü al. Onurcan'a yaptırırız direkt haberini. Orası kolay. Esoy Kalay warp'a başlayacağını duyurdu. Zaten Onurcan'ın en sevdiği, atmayı en sevdiği haber biliyorsun. Warp'a başlayacağını duyurdu haberleri. Kötüyüm Seda. Aa, ben çok iyiyim. Zaten her şey çok mükemmel. Her şey hayatımda çok güzel. Ve ben bir daha senin ayağına gelirsem var ya, bu da iki olsun. Bunu unutma. Lan siktir oğlum, bu kadın bipolar mı? Ama çok güzel. Aa, ben çok iyiyim. Daha sonra konuşuruz Seda. Şu an istemiyorum konuşmak. Gerçekten kötüyüm Seda. Aa, ben çok iyiyim. Zaten kendim her şey çok ya. Mükemmel. Her şey hayatımda ben çok güzel. Çok ve ben ya. Bir daha senin ayağına gelirsem var ya, bu da ben iki olsun. Bunu unutma. Yani varsa da gör. Emrah. Ben ya gelmişim buraya, bana yaptığına bak. Lanet olsun. Saygısız. Lanet. Dengesiz ya. Gerçekten beklenmedik bir bölüm. Sensin ya, sensin. Gerek bölümün Aynısız başlangıcı... Aynısız da, dengesiz de sensin. Gerek bölümün baş... Yok öyle deme, Onur'da da var da. Gerek bölümün başlangıcından itibaren oluşan kavga. Gerek Seda Onur kavgası. Geçen bölüm sıkıcı bir bölümdü ya. Alamadığımız bütün dozu bu bölümde vermişler. Hadi git salçanı koy, yemeğini yap hadi ya. Bugün hadi Big Brother'ın doğum günü. Yaşadığı tartışmanın ardından Rezan Emrah'a Funda ile ilgili açıklamalar yapmıştı. Seni hepimize gaza getiren Funda. Seni evden göndermek için bir hafta misafir edeceğiz. Bir hafta sonra göndeririz. Hepimiz yazacağız diye seni, bizi gaza getiren sen. O. Rezan'a göre Emrah eve geldiği ilk günlerde Funda Emrah'ı eleme listesine sokmak için... Ya Esra. Allah'ım ya Rabbim ya. Şimdi ev halkını örgütlemişti. Bunu öğrenen Emrah oldukça düşünceliydi. Funda ise Emrah'a ne olduğunu anlamaya çalışıyordu. Gelme şimdi ya. Bu Funda harbiden kanka nasıl hissediyor bu durumları ya? Bir insanın kafasında abi kaç tilki aynı anda dönebilir ya? Sinan bugün düşürmezsin herhalde beni. Hı? Ya bugün herhalde düşürmezsin beni. Ne haber? İyi. Sen ne yapıyorsun? İyi sahip, sen nasılsın? Ben bir hava alayım. Vay Sinan. Ortamı gerçekten hiç yani sanki gitmek istemiyormuş gibi terk etti Emre. RP'yi gör. Evet. Sen bir hava alayım. Ben bir hava alayım. İyi misin? Hı. Hangi dizide izledin bakayım bunu? Kanka yok artık. Michael yok ya. Yok olmayacak olmayacak Michael, vallahi yani. Michael. Bir an gerçekten ya, hani düzgün bir şekilde terk edecek falan zannettim, yok. Kanka onun da makarası bu ama Efe. Kızıyor musun bana? Yok. Yani kendimi kaybettim, kusura bakma ya. Senin kavganda bir şey mi yok ya? Neyle var? Şimdi bak Emre. Çağla geldi. Amatör Emrah ağzını tutamayıp Rezan'ı ifşa ediyor. Oynat bakalım. Yani, biraz değişik bir cümle oldu ama. Cümle kalıbı oldu ama. Sıcağı sıcağına bir şey konuşmak istemiyorum şimdi. Konuşur musun? Sorarsın. Hayır. Sonra konuşuruz. Yani konuşalım şimdi, ben sevmem. Başımda arsayız, konuşuruz. Emrah konuşmak istemese de Funda onu konuşturmaya kararlıydı. Sen tabii pissin ya. Funda ısrar etme. Söyle bana, dürüstçe söyle, ben de sana... Tamam daha sonra konuşuruz. Emrah, konuşacağız daha sonra. Bende açıklaması vardır her şeyin. Tamam konuşuruz daha sonra, şu an. Benim yüzümden ama değil mi bu durum? Önyargı adamı ipe götürür. Bir dakika ne? Ön yargı adamı ipe götürür efendim. Benim yüzümden ama değil mi bu durum? Ön yargı adamı ipe götürür. Tamam benim yüzümden ama değil mi? Senin yaptığın altta da önlemli falan vermişler. Söyle ya Allah'ım ya. Ön yargı adamı ipe götürür.
Funda'nın baskılarına da... Ünlem şeyini verdi, vurgusunu. Daha fazla dayanamayan Emrah sonunda ağzındaki baklayı çıkardı. Tabii ki çıkartacak, tabii ki çıkartacak. Ama biz başlığı ben. Bundan 10 dakika önce atmıştık. Bana orada gittiğimde odaya işte konuşuyorlardı. Ben sadece oturuyordum orada. Rezan döndü zaten dedi senin de ilk geldiğindeydi. Herkesi de örgütlerin oydu dedi. Sen dalga mı geçiyorsun? Emrah ilk defa geldi onu göndereceğiz daha bir haftada göndeririz falan filan diye. Herkesin yazmasını üstü kapı olarak o söyledi zaten falan dedi. Bu bir ayda çok fazla yıprandığımı hissediyorum. Çok fazla yıprandık. Hepimiz aslında bireysel. Bir dakika. Funda Emrah'ı yazmadı mı? Evet Emrah yazdı. Evet. Yazdı. Güçlü rakipmiş dedi hatta. Konuşmayayım burada. O şimdi taptaze psikolojisiyle gelip buraya bir de hepimize ilgili fikirleri var. Artı cepleri de bu anlamda dolu zaten. Belli tutmayacağımızı ne karar veriyoruz? Tutmuyoruz. Beş günlük geldiniz. Bir dakika şimdi. Ama Rezan da yapmış. Bir dakika kanka. Evet doğru. Hiç yemesin şimdi. Sağlık olsun dedim ben. Bu detayı hatırlıyorsan ben sana helal olsun sana bu arada. Ne bileyim öyle söyledim. Kapıya oturan, çomak sokan kimmiş? Ben gelmeden önce ne olduğunu ben nereden bileyim? Bir tek Funda mı? Ben buraya gelirken diye benim geleceğimi bildiğinizi bile bilmiyordum yani. Ama bu benim örgütüm olacak bir şey mi? 40 yaşında kadınsın diyemedin mi dönüp? Ona rağmen de çoğumuz dinlemedik dedi. Bu 40 yaşında kadınsın muhabbeti devam edecek mi? Ya gerçekten şimdi ne yapayım abi? Abi işte bak. Şu an bunun üzerine gidip bir şey yaparsan seni bir daha hayatta konuşmam. Söyle bakayım ne oldu? Abi ben ne yapayım? Bir dakika ne oldu söyle. Bana biri ne demiş biliyor musun? Ya yanına bir kişiyi daha çağırıp ona da anlatıyor ya. Abi yok bu kadına bir şey anlatılmaz. Gerçekten amatörsün Emrah ya. Amatörsün ya. Kaybettin yine Funda'ya. Ama yani Funda'yı kaybetmek değil de şu an Rezan bu konuyla ilgili Emrah'a tepki göstermez ki. Emrah kendince olayı değerlendiriyor ve diyor ki Funda'ya sen böyle böyle yapmışsın. Funda Rezan zaten bunu amaçlayarak söyledi. Kanka tamam da yine Funda'ya bin aldıracak bir şey yaşandı şu anda. Anladın mı? Yine Rezan'ın yaptıklarını da Funda biliyorlar çünkü. Funda niye bin alsın Efe? Kanka kapıya çomağı Rezan taktı. Rezan bay bay dedi. Funda sadece kaybedebileceği nokta Emre gerçekten yazmış olması. Ama yani herkese duyuracak bunu. Bir de haksız konuma düşecek şimdi. Beni ispiyonladın mı şöyle mi yaptın böyle mi yaptın diye. Funda beni alacak. Çepez, çerez, çömez, diyez, eğrez, fales, birez, güvez, kepez, melez, ortez, mayonez, ölmez, körfez, mayonez, patates. Çomağı sokan, kapıya çomağı sokup oturan Emrah ilk geldiği gün. Evet. Demiş ki Funda herkes örgütledi sana karşı demiş. İlk hafta göndeririz onları. İlk hafta göndeririz. Funda herkes örgütlemeye çalıştı bununla alakalı demiş. Çomağı sokan sanki benim, kapıya oturan benim. Ben uyarı aldım Rezan o çomağı çıkarttı kapıdan diye. Sen onun içime trip mi atıyorsun? Diye. Ben sana trip atmıyorum ya. Ben sana şey diyorum. Ben sadece düşünüyorum diyorum. Funda şuraya otur. Oturmayacağım. Funda Oha! Oha! Emre, abi, bu tartışmadan nasıl haklı çıkabilirsin? Çok iyi skill. Bak bu çok iyi skill. Helal olsun. Helal olsun. Abi, hakkını vereceksin. Şuraya oturur musun? Hakkını vereceksin. Ben demedim mi size peki? Körfez, mayonez, çömez, çerez diye. Otur. Helal olsun. Funda. Seninki de çok güzel skill kardeş. Funda buraya gelir misin? Aynen öyle chat. Korkmucan işte. Biri üstüne geldiğinde... Sen de onun üstüne gideceksin. Yapacaksın. Korkarsan ağlamayacaksın sonra. Emrah'ın kendisine soğuk davranmasının nedeninin Rezan olduğunu öğrenen Funda gördüğü herkese bunu anlattı. Rezan içeride gitmiş demiş ki. Oha gördüğü herkese bunu anlattı. Harbiden. Ya 10 saniye olmadı kanka. Abi gerçekten yine İslamiyet'ten hızlı yayıldı ya. Evet, İnanılmaz gerçekten ya. Seni Funda örgütlemeye çalıştı ilk haftadan gitsin diye. Seven sever zaten. Bu kadar mı saçma sapan bir durum var? Hepimiz makarasını yaptık göndeririz diye. 40 yaşında kadınsın.
Sana ben ne kadar akıl verebilirim şimdi Onur? Ya kanka of. Bu 40 yaşında kadın sınavına bir tek ben verebilirim. Mi bu kadar gıcık kapıyorum ya? Nasıl diyebilirim Sinan'ı yaz? Atıyorum sana bunu Emrah mı söyledim? Emrah söyledi. İçerideyken bunu söylemiş. O yüzden de bana trip atıyormuş Emrah. Ama bu kadar olmaz yani. Artı bir de krep yapmıştı bu arada. Evet. Çomağa sokan... Ya hadi hepsini Rezal. Siktir et yani anladın mı? Kod. Söyle ona. Milleti bana karşı bir şey demiyor ki. Yok yok gitmiş Emrah demiş ki seni o istemedi zaten. Milleti örgütlemeye çalışan Funda'ydı demiş. Kimseyle alakalı Funda lafını almasın ağzına. Tamam mı? Emrah benimle o yüzden konuşmuyormuş, bana kızmış. Kimse bak, kimseye gaz vermeye çalışmasın. Ben bu taktikleri biliyorum. Anladın mı? Yapmasın. Gerçekten İdil niye ulak oldu peki ya? Rezanlar arası iyi ya. Tartışmalar, kırgınlıklar devam ederken Big Brother'ın gönderdiği mesajla evdeki soğuk rüzgarlar biraz olsun dağıldı. Evet. Yemek mi? Evet. Yemekleri gören ev halkı kısa bir anda olsa her şeyi unuttu. Aa, gerçeğe gelmiş. Yok artık. İnanmıyorum. Abi gerçekten bu kadar kolay mı ya bu? Her bütün problemlerin çözülmesi. İnanılmaz bir yemek fokusu var bu evde, farkında mısın Gar? Yani benzetme yapacaktım da yersiz ve gereksiz kadın. Evet, boşver o zaman. Kızım! Oğlum midye geldi! Çiğ köfte geldi! Kızım, midye geldi! Çiğ köfte geldi! Midye mi geldi? Nasıl midye geldi? Kanka market siparişine nasıl çiğ köfteli midye geliyor ya? Bunlar eskiden ödül olarak gelmiyor muydu abi? İyice boku çıktı bu market alışverişinin. Adana söyleyin marketten. Çok sever beach'le midye yemeği. Bu arada farkındaysan İdil görevini yarıda bırakıp mesajını iletmeden kilere geldi. Onur ve Sinan cezalı oldukları için daha önce eve gelen çiğ köfteden yiyememişlerdi. Aga be! Oktay mı be? Oktay mı be? Cezalı oldukları için daha önce eve gelen... Oğlum Yasin şu miydi? Üçlü, şu üçlü direkt. Hatta şu dörtlü. Gar. Kanka bu nasıl denk geldi böyle? Gerçekten elenen dört kişi çiğ köfte lahmacun masasında yan yana oturmuş. Son ziyafetlerini yaptılar. Dın dın, dın dın, dın dın, dın dın. Yani çiğ köfteden yiyememişlerdi. Yok mu çiğ köfte? Şey o, mercimek köftesi. Şimdi ise bunun acısını çıkartmakta kararlıydılar. Ama bir şey söyleyeceğim. Yani bu meblağ bir haftada sizin tam olarak midenizi delmez. Böyle hani niyetiniz varsa bir 100 şişe daha söyleyin. Tam direkt delinsin bağırsağa doğru. Ya kanka sen haftada ne kadar içiyorsundur kola? Hiç. Hiç mi? Emre ben asitli içecek içiyor muyum? Ben sadece ben seninle beraber... Kola içtiğini bir kere falan. Maksimum bir kere görmüşsündür. Senle beraberken arada sırada Fanta içerim, full iced tea şeftali ve ayran içerim. Ve hatta ayran da hani uyumlu olduğu şeylerle, lahmacunla falan, onun dışında full iced tea şeftali. Ben de Efe, iced tea içmeyeli 1,5-2 sene oluyor, kola içmeyeli 1 sene oluyor, herhangi bir şekilde kahve tüketmeyeli 2 sene oluyor, hayatımda sadece bu var. Ama o da kola ki. İçeceği birebir aynı. Aroması farklı sadece. Bu gazoz. Kafein yok. Portakal aromalı. Kendimi mutlu ediyorum. Gazoz. Yani koladan daha az zararlıdır bence. Ben bunun sadece bir avuntu olduğuna inanıyorum Gar. Özür diliyorum senden. Iced limon. Eyvallah. Iced limon. Bakın Şinasi'cim seni kırmak istemem. Kusura bakma ama. Iced limon içeceğime...
Şunu içerim hiç daha iyi bak. Ice limon içeceğime. He. Bak yazdım çete. Evet. Şunu içerim daha iyi yani, öyle söyleyeyim sana. Efe'cim. Seninle özel marka ismi verebiliyor muyum? Verme, şimdi işimiz gücümüz olur. Biz genel konuşuyoruz. Şimdi hayır, kötü mesela kötü bak. Şimdi bak bir şey söyleyeceğim. Kola içmem ama yani biliyorsun ki Pepsi'nin tadı da bir ayrı sevgili karşı. Daha önce çalışmıştık. Buradan selamlar Pepsi'ye. Evet. Ben seninle Pizza Bulls'dan en az 10-15 kere iced limonlu menü söylediğimizi hatırlıyorum. Evet. Ne yapayım? İçmedim ki. Nasıl içmedin ki kanka? İçmem kanka ben iced limon. Yani içersem... İçtin kanka, gözümün önünde içtin ya. İçersem neden içmişimdir biliyor musun? Oğlum 5 senedir arkadaşımsın ve en az seninle 2000 kere yemek yemişimdir. İçtin. Kanka içmedim demiyorum. Beni dinleyeceksen anlatacağım. Özür dilerim. Yükseldim. İçtiysem şu sebepten içmişimdir. Evde içecek yani aromalı bir şey yoktur. Su vardır sadece. Iced limon, iced şeftali gelmemiştir. Iced limon içerim o zaman. Ama yani... Evet. Rezalet bir tat. Yani sadece ağzım nemlensin diye içerim yani iced limonu. Bana göre diye ekler devam edersen. Ya bana göre evet. Düşündü ya bir de. Bana göre evet. Ya bu arada iced mango çok daha kötü. İkisinden de kötü iced mango. Sana bir şey söyleyeyim, ben içeceklerin şahını söyleyeyim mi? Peki ben sana... Fanta demeyeceğim. Söyle. Karpuz çilekli soda. Daha çok severim. Çok artık severim. 10 numara abi. Eşli abi batakta, eşli batakta double'a katlanır onun tadı aga. Aynen öyle. Of. Bu arada sana bir şey söyleyeceğim Gar. Ne söyleyeceğimi hatırlamaya çalışıyorum. Ulan çok güzel, çok önemli bir şey söyleyecektim sana. İçecekler, Fanta, Kola, Pepsi, Ice Tea, Gazoz, Batak. Dur, İçecek. Biraz dur, biraz dur. Çok yükleme Soda. Yaptım. Çok yükleme yaptım. Dur. Dur yükleme. Bu dur. Arada bir şeyin tadı da dedin. Neyin tadı? Bu arada bir şeyin tadı da mı dedim? Öyle bir karbondioksit. Cu. Ya. Cu. Dur bir yayın geçmişinden cu. Bakayım. Cu. Cu. Batak. Cu. Chat, oralet. Ben... Oralet. Ya yok muz. Oralet. Kiwi, oralet. Kiwi, bir sus kiwi. Lan bulacağım. Sus lan. Osmanlı şerbeti. Limonata. Çilekli limonata. Ben, limonata. Ben bundan nasıl özür dileyim ki? Hala bak, hala yapıyor. Hala bak. Nazo. Evet, ya nazo. Siktir git şuradan ya. Devam edeyim. Tank, unuttum. Portakallı tank. Bildiğimi de unuttum amına koyayım ya. Pasta yap. Cavit doğru. Yapalım, millet elini yesin böyle. Oyde. Abi çok iyi olmadı be. Çimento söyleyin de bunu anca o katılaştırır. Şaka yapıyor. Hadi be abi. Ben niye şu an birazdan kısmını izliyorum Gar? İnleri her an... Heh. Big Brother Türkiye biz bazen dalıyorum biliyorsunuz arkadaşlar. Takipçileri her an bir göreve hazırlıklı olmalılar. Mi? Efendim? Onun gözlerine mi? İkkan, rastgele sound pad mi basıyorsun? Yok, onda kalmış. Onda kalmış. Enter'a bastın direkt. Bakalım onlara bu kez nasıl bir görev bekliyor. Bugün Big Brother'ın doğum günü. Bu doğum günde ona pasta yapmanızı istiyoruz. Mesajı alan İdil tüm ev halkını görev için salonda topladı. Esra. Makaraya gene. Esra, bu adama attığın iftira da yani. Yazıklar olsun sana. Doğum günü sahibinin ağırlığı nedeniyle İdil ev halkına görevi dikkatle evet, açıkladı. 30 saniye telefonumu şarja koyup geliyorum. Çok önemli bir şey yok zaten, devam edebilirsin. Yok gar, bekleriz.
Telefonu şarjı koymak da nasıl 30 saniye? Max 5 saniye burada. İyiyim chatim, ne olsun ya, hatırlamadım, yemin ederim hatırlamadım. Ve eğer sussaydı hatırlardım. İçeceklerin şahı. Öyle mi dedim en son? Esra. İçeceklerin şahı. İçeceklerin şahı. İçeceklerin şahı. İçeceklerin şahı. Ne diyecektim acaba? Şerbet. Acaba şey mi diyecektim? Özerhisar ayran mı diyecektim? Olabilir. Susurluk ayranı. Özerhisar. Susurluk ayranı. Ne susurluk ayranı? Susurluk ayranı soda. Yok yani. Ayran. Ben, bire beş karışımım. Ben içeceklerin şahı demişim sana en son. Evet. Arkadaşlar. Kaprisan. Kaprisan. Orman meyveli kaprisan. Sen çok seversin. Her sabah onu içersin. Kantinde. Evet doğru. Çok severim. Gerçekten doğru söylüyorsun. Ama şey arkadaşlar özel hisar değil. Özer hisar. R ile R. R. Özer. Evet. Ve orman meyveli kaprisan tabii ki. Garım hatırladı hemen. İTÜKMB kantinde alırdım. Gar hatırlar mısın? Hatırlarım. Ah be oğlum be. İki tane ayrı pasta. Nasıl mezun oldun beni bırakıp? Pasta yapacaksınız. İki gruba ayrılacaksınız. Pasta neyle istiyorsanız onu yapabilirsiniz. Ben hekem olacağım. Çok şükür yapamıyorum zaten. Onun sonucunda bir birinci seçilecek. Birinciye de ödül verilecek. Ev halkının Big Brother'ın doğum günü için iki ayrı takım kanka, halinde pasta hazırlaması gerekiyor. Bir hoya artık şu önünü kapatması gerektiğini söyleyebilir mi ya? Yeter daha. Yeter daha. Bende aga. De var. Bende de. Bende de var. Yeter. Ne oluyor ya? Ay, sinirimi attım. Baba ben senden korkmaya başladım ha, haberin olsun. Haftanın lideri İdil'in görevi sorunsuz gerçekleştirebilmesi için takımları seçerken gösterdiği özen dikkatlerden kaçmadı. Şimdi güzel bir görev olduğu için kimse kimseye tartışsın istemiyorum. O yüzden şöyle bir şey düşündüm. Funda, Seda, Emrah, Çağla ve Arsel diye düşündüm. Rezan, Hüseyin abi, Onur, Sinan ve Gökçen. Bir şey söyleyeceğim. Dünyanın en iyi niki değil mi bu arada? HD Big Bro Cehennemi 31. Çocuğun nickini her gördüğümde patlıyorum chatte. Tamam mıdır? Sıkıntısı tamam. Olan var mı? Varsa. Yok. Yani çünkü ister istemez birbirini sevmeyen, hani sevmeyen demeyeyim de denk geliyor. Ama hani şey biraz daha adaletli olsun diye düşündüm. Çünkü Rezan iyi yemek yapabiliyor. Tamam o zaman. Ben Emrah o zaman. Tamam Emrah sen sorayım. O gruba geç. Tamam. Herkes mutlu olsun istiyorum o yüzden. Tamam tamam okey. Hüseyin abi de Arsellerin grupta. Tamam mantıklı. Tamam mı? Sinan, Emrah, Gökçen, Rezan ve Onur'dan oluşan ilk takım görev aşkıyla Kiler'in yolunu tutarken oldukça iddialı görünüyorlardı. Bir pasta yapalım millet. Keşke takımları biraz kaos yapsaydı. Yani Rezan'la Funda aynı takımda olsaydı, Onur'la Seda aynı takımda olsaydı. Ama tabii Big Bro Onur'la pasta Çağla aynı takımda Big olsaydı. Big Bro pasta kendisine yapılacağı için ben sana kabus kadroyu söyleyeyim mi? Gar. 5 kişi bak. Onur, Çağla, Seda, Rezan, Funda. Şu an tek kaos Seda ile Çağla'nın aynı grupta olması. Evet. O kadar kaos var ki ayıramadılar tabii. Mutfakta hummalı bir çalışma başladı. Amaç Big Brother'ın doğum günü için en iyi pastayı yapmak. Tak 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 tak. Ben tavamızı yıkayalım hemen. Evet, evet. Arkamızı şey bul. Aynen, sen de devam et. Arkamızı temiz bırakalım. Sonra tadına bakalım. Sinancığım, bunu yıkar mısın kardeşim? Hemen. Bırakın bana. Bezimiz var mı? Benim için. Rezan bir orkestra şefi gibi takımı yönlendirirken arkadaşlarına komutlar verdi. İkişer tanesini kabartma tozu. Kabartma tozu. İki tane de şeker, vanilya. Kesin. Onları kesip bunların içine atıyoruz. Tamam, kesin. Tamam, yeter o. Karıştır. Ne yiyecek arkadaşlar?
sen bir güne doğru gidin. Aynen. Ben onu bir yukarı çıkaralım biz bir ya. Değil mi? Çok arada mesafe yok. Mükemmel. İlk takım mutfakta pastalarını hazırlarken ikinci takımda nasıl bir pasta yapacağını planlamaya başladı. Kek yapacağız, tamam mı? Fırına atacağız aynanda iki tane. Amına koyayım, pasta yarışmasında nasıl taktik yapıyor olabilirsiniz ya? Ya ödül ne ki? Yani ya bu nasıl bir... ne olduğuna bağlı olarak değişir. Bu nasıl bir tryhard'dı ya? Onları kalp şeklinde keseceğiz. Üstten kalp keseceğiz. Bu parça çıkar. Çok önemli. Bu parça çıkar. Şimdi kalp yapılıyor. Arasına meyve bilmem ne pudingini koyacağız. Üstüne de keki de aynı şekilde koyacağız. Mutfak işleriyle arası olmayan... Kompetitif aşçı. Arsel'in yapılacak pastayla ilgili ilginç fikirleri vardı. Abi birinci katı koyduk mu? Muz püresini koyduk mu? Tamam. İkinci katı koyduk mu? Elmayı böyle ince ince doğrayıp üstüne sos olarak koyduk mu? Laz müteahhite bak, kaçak kat. Arada böyle mandalinaları da tek tek söyüp sos yapalım üstüne. Meyveli pasta yapalım abi. Şimdi şöyle bir şey var, büyük ihtimal zaten tatlar birbirine yakın olacak. O yüzden görüntü puanı alacak bence. Peki Efe. Efendim canım. Biraz mandalinayı sıkıp mandalinalı jöle yapmak ve üstünü jöleyle kaplamaya ne derler acaba? Yanlış sordun bu arada. Yanlış sordun. Mandalinayı jölenin içine koydun mu? Koydum. Böyle sorman lazım. Evet. Kurallar gereği takımların diğer takımın yaptığı pastayı görmemesi gerekli. Rakiplerinin yaptığı pastayı merak eden ikinci takım, hakem olarak görevli olan İdil'in ağzından laf almaya çalıştı. Nasıl? Oha. Yani içerini söylemem ama çok iyi yapıyorlar. Söyleyebilirsin. Şey, bari şeyi söyle, kakaolu meyveli mi? Evet, onu bari söyle. Tamam. Sizinkini de onlara söyleyelim o zaman. Kakaolu yapıyorlar. Tamam, biz kakaolu yapıyoruz. Ben planımı söyleyeyim. Ne? Full kakaolu. Ya İdil sen neden böyle bir şey yapıyorsun ki ya? Tamam, başka da bir şey söylememize için boşu boşuna şey olmasın. Başka bir şey zaten söyleyemem zaten ama. Zaten bizimki her zaten daha iyi olacak. Bak. Tamam ama yani gerçekten çok iyi benim yapıyorlar. Niye böyle diyorsun şimdi? Nereden biliyorsun? Mutfaktaki hakimiyeti daha önce Big Brother tarafından tescillenen Seda, yapacakları pastanın nasıl olacağı konusunda son noktayı koydu. Şimdi kalp yapıyorum, tamam mı? Tamam. Kalbin bir kanadı. Kakaolu bir kanalı, kanadı meyveli beyaz olacak. Ne diyorsun beyaz? Ben muhallebi nasıl beyazı nasıl yapacağım? Muhallebi yapacağım. Helal. Süt, şek. Oğlum kameranın oradan sinek mi geçiyor lan? Bu ses nereden geliyor? Böyle çok inceden gar, bak çok inceden. Beyaz. Ben muhallebi nasıl yapacağım? Nasıl beyaz? Duydun mu sol kulağında? Beyaz. Şey, değil mi? Ne diyorsun beyaz? Ben muhallebi nasıl beyaz? Nasıl muhallebi yapacağım? Helal. Süt, şeker. Şarkıdanmış lan. Undan muhallebi yapacağım. Çok katı olacak, tamam mı? Beyaz. Süt, şeker. Undan un, muhallebi. Tamam bir tarafı siyah olacak kaplamasını düşün. Puding. Bir tarafı siyah kaplamasını beyaz. Olacak. İki saattir bu parlak pigment. Bak böyle bir... Kaşıktan mı geldin parlak pigment? Bir o tarafa, bir bu tarafa giderek... Kanka Hüseyin yine niye yatıyor peki? Bak böyle bir... Kaşıktan mı geldin parlak? Bir o tarafa, bir bu tarafa giderek iki tarafın durumunu yakından takip eden İdil, diğer takımın da iddialı fikirleri olduğundan bahsetti. İnanılmaz beyin fırtınaları yaşıyorum. Buraya sanki beyin fırtınası yaşıyorlar, biz icraatteyiz. Ya onlardan ne olacak kuru sıkı ya. Ya bir şey söyleyeceğim. Orası da yükseldi bayağı yani fikir konusu. Yükselsinler, kuru sıkı, kuru umarım başarınızda olurlar. Kaza gelmiyorsunuz, onlar hemen geliyor. Ya Eda, mutfak konusunda bir kere ezilmedin mi sen ya? Fırından çıkan coşkuyla karşılanırken sıra kesim işlemine geldi. Oha! Oha! Muffin yaptılar bunlar. Lütfen. Şaka yapıyorsun. Hadi be halkı. Oha çüş. Benim eskiden öyle bir şeyim vardı, hatırlıyor musun? Hatırlamadın mı Gar? Hayır. Aga be. Neyin vardı? Böyle bir mimim, gif gibi bir şeyim vardı böyle. Oha çüş diye. Pastayı özenle süslemeye başlayan birinci takım üzerine yazı yazmayı da ihmal etmedi. Geç.
küçük müsa, büyük mü? Tamam, küçük. İyi. Aynı bu. Küçük eski. Yap ya. Aynı yazı Big Brother'ın yazılış tarzında. Küçük ye. Ay çok güzel oldu ya. Ah, yıldızı şuraya koy. Evet, tam orta. Bence gayet sade bir ışık oldu. Oğlum bu ne lan? Yani çok affedersin ama yani... Yok yok, benzetme. Benzetme onu. Yok kötü, o kadar kötü bir şey. Neyse. Bence hiç abartmayalım, başka bir şey yapmayalım. Boştan, boştan. Şimdi inmesi lazım. Hayır, klozete benzemiş yani. Hani kötü bir şey söylemeye çalışmadım da şekil olarak. Bence şapka, fötür şapkaya benzemiş. Düşüyor arkadaşlar. Tamam. Arı kovar. Sinan, Emrah, Gökçen, Rezan ve Onur'un hazırladığı pasta son şeklini aldı. Baksana kanka, gözünü seveyim, aynı klozete benziyor. Ama şey değil mi kanka, böyle tahta çıkıyormuşsun gibi konumlanmış bir kulak. Evet, şurası da sırtlayama yeri böyle. Ekip olarak gülelim şöyle, hadi gelin. Hadi ekip bravo. Gel. Gülelim deyince de tescilli gülüş var orada. Rezan. Ya bu adamın yanında gülmeye de bir çekinirsin. İlk takım pastayı ikilere bırakırken pastanın şeklini neye benzetmeye çalıştıklarını anlattılar. Merakla dinliyorum. Bu Big Brother'ın merceği oluyor. O'daki mercek olarak. Evet, biz bunu baştan bu şekilde düşündük. Yani o şekilde objekti. Mercek değil, ona bir açıklık getirelim. Pastanın objekti. Aynen. Bu da Star TV'nin emblemi oluyor. Evet, Star'ın sesi. Evet, oylar bu ekibe. Bu yıldızımız parlasın diye. Bu muffinler nereye gitti? Funda, Çağla, Arsel ve Hüseyin'den oluşan ikinci takım mutfaktaki yerini alırken rakip takımdaki Emrah'a laf atmadan edemedi. Kolay gelsin genç. Pasta yapmayı öğreteceksin ya. Pastada buluşuruz. Arsel'in evet, takıma ateşleyen konuşmasıyla ikinci takım göreve başladı. Pastaları cacık, turşu. Hiçbir şeye benzemiyor. Abi Star'ın sesi tam olarak nerede açıklar mısın? Cuda dostum. Ya. En iyisini biz yapacağız. Önemli hangi olan abi? Birbirimizle... Ne? Hangi cu? Şey, bakır olan element tablosundaki. Yapma. İlkan, orta açma. En iyisini yapalım, herkes görsün. Bülüşen nerede? Abi çok iyi olmadı mı? Gerçekten. Yani bakayım. Oha! Oha çok iyi oldu. Olmuyor. Big Brother evinin maço erkeği Hüseyin bir taraftan pudingi karıştırırken bir taraftan da etrafında olup bitenlere anlam vermeye çalışıyordu. Sen keki bırak, bir kere puding olmadı. Hayır tam da her şeyi yaptık en önemlisi keki. Puding biraz sıvı gibi sanki Gar. Yok yok, karıştırınca oluyor kanka, kıvama geliyor. Sen eskiden kendine puding yapardın böyle durup dururken. Evet hala yapıyorum. Hala yapıyorsun da artık aynı evde yaşamıyoruz ki, ben görmüyorum aga. Aga gel yedireyim oğlum ben sana. Puding. Ah be oğlum. Yine gecenin bir saatinde uyanıp o pudingi yapıyorsun değil mi hala? Hala her şey aynı gidiyor da sanki bir ben orada değilim gibi begar. Gel aynı eve çıkalım. Ah be abi. Nasıl dojluyor görüyor musunuz böyle yapınca da? Devam edelim hadi. Oğlum bakalım. Bu şu an böyle çıkalım, hadi çıkalım deyince çıkılacak bir şey değil ki. Senin sözleşme ama senin ev arkadaşın var oğlum. Kanka ben Şubat'ta bu evi kapatıyorum. Sen ama Şubat'ta Ankara'ya gitmiyor musun sen de? Evet, Şubat'ta da 4 ay Ankara'ya gidiyorum. Tam da o tarihte döndüğümde senin İstanbul'daki şeyin bitmiş oluyor. Sözleşmen bitmiş oluyor. Sen bir hayırlısıyla şu askerliği yap gel. Ankara'daki. Eyvallah kardeşim, yapalım. Kek. Onu yapalım ya. Baksana elime bak. Şu ne oldu, ben onu anlamadım. O ne olacak? O ne lan harbi? Tabii o zamanlar hijyen kuralları yok Efe, 2016. Tabii zaten.
da söyleyin de bunu anca o kapılaştırır. Oha! Oha! Oha maşallah. Mutfağın prensesi Seda hazırladıkları pastayla ilgili iddialı açıklamalarda bulundu. Bu kalp şeklini... Kanka işte nereden buldular bilmiyorum. Recep abi mi kesiyor şu an bunu? Ama hiç steril değil. Recep abi mi kesiyor bunu? Van prensesi Seda hazırladıkları pastayla ilgili iddialı açıklamalarda bulundu. Ben eğer bu pasta birinci olmazsa ben bu mutfak işini bırakırım size. Başka da bir şey demiyorum. Vallahi bahane arıyor evet, olabilir mi acaba? Mutfak işini bırakmaya. Aynen çok iddialı konuşuyorum. Bu pasta birinci olmazsa ben bu işi bırakırım. O kadar iddialı konuşuyorum çünkü birinci olacak. Bu pastayı yiyenin akli dengesinden şüphe ederim. Pastanın içi için hazırlanan kekik kesme görevi Hüseyin'in. Bakalım bu görevde başarılı olabilecek mi? Şşş, bu bak şeyini bozmayın. Dağılacak o da mahvetti. Ya nesini mahvettim lan? Topu parçaladı bravo. Oha! Oğlum bir planları varmış gar. Mutfaktaki hünerlerini sergileyen Hüseyin eşine ve annesine seslenmeden edemedi. Sevdam, anne görüyorsunuz değil mi? Yenge bunu diye. Niye gönder başımıza mı bela? Bir de görün nasıl bir... Bu ne de çekiyoruz abiden ya. Getirin ağabeyim huzurunuzu. Getireyim mi? Getir. Vay yeter ya. Yetmez mi? Getirmeyeyim mi? Ortalara da koyarız. İlk önce yan... Bak yanlar. Müsilaj diyen var ki. Yapmayın öyle ya. Müsilajlı, yapmayın öyle. Müsilajlı pasta challenge. Sen önceki hayatında pastacı mıydın ya? Hadi abi. Ya durun bir dakika hadi hadi demeyin ya. Ne olacak? Enerjimi çekti bu adam. Tamam. Bak oldu. Enerjimi çekti bu adam. İşte daha bu güzel. Olmayan enerjimi. Bu arada o son badana anasını sikmiş pastanın. Demin daha iyiydi. Ben çektim. Kalbe ne olacak şekil onu merak ediyorum. Şekil olarak kalp formunu tercih eden ikinci takım tek katla yetinmedi. Pastaya ikinci katı da çıktı. Kanka keşke bokunu çıkarmayıp o... yani... İlk katta bıraksaydınız anladın mı? Beyaz olana hiç gerek yokmuş ya. Bayağı kötü. Ya hoy ne yapıyorsun? Pastaya kaçak kat çıkan ikinci takım plansız yapılaşmanın bedelini ödemek zorunda. Bence bir şey söyleyeyim mi? Alalım o şeyi. Hayır olmaz. Altındakini çıkartalım, sırf kapağı koyalım. Bir tele bismillahirrahmanirrahim. Ya bu abi ya. Abi gözünü seveyim. Gözünü söyleyeyim. Her tarafını ellediler ettiler. Ne olacak bu ben pasta? Ben sana bir şey söyleyeyim. Bu çok daha lezzetli ama şekilden kaybetti Aga. Ama lezzet de şeyden hayatta değil mi? Hayatta bazı şeyler de böyle değil midir Efe? Şekli vardır. Lezzet ama el lezzeti değil mi Gar? Ha? Evet kardeşim tabii. Tabii. Seda'nın eli değmesi olmaz. Şimdi etrafını temizleyeceğiz yapacak bir şey yok. Kıl bozar mı abi? Bir şey olmaz. Tamam. Hiçbir şey olmaz. Tamam. Oldu bitti ya. Tamam. Mesela bu pasta gerçekten HD Big Bro Cehennem'i 31'inde dediği gibi... Önüme servis edilse ve bir dilim yesem ve sonra çok kötü ya. Sonra mesela bak önüne İğrenç servis edildi. Nasıl yapıldığını bilmiyorsun. Önüne servis edildi bir dilim yedim. Sonra sana bu videoyu izlettiler. Kusar mısın? Ben kusarım. Çok büyük ihtimal.
Çok büyük ihtimal. Oyun kıl payı ile kazanabilirler şakası. Son 10 dakikanın şakası ödülünü aldı. İkinci takım pastayı bitirmek üzere. Hüseyin büyük bir dikkatle son rötuşlarını yapıyor. Dar sanki pasta bir toparladı gibi lan. Evet kanka. Kat attılar ya dişini. Şertçi Atay 6. ayını yenilemiş Prime'la. Diyetteydim, izlemeyeyim dedim. İyi ki izlemişim, canım hiç pasta istemiyor artık. Bu arada Kartal Akademi 1 ile abone olmuş. Big Brother Turkey Prime ile abone olmuş. Maresini 97 Prime ile abone olmuş. Artuan Akademi 1 ile abone olmuş. Derin 00'da Ecem Tuğçe'ye bir abonelik hediye etmiş. Çok teşekkürler. Pastaya son şeklini veren ikinci takımın Big Brother'a bir mesajı var. İyi ki doğdun Big Brother. İyi ki doğdun Big Brother. İyi ki doğdun. İyi ki doğdun. İyi ki doğdun sana. Abi sen niye sarhoşsun lan? Oğlum bunlar kendini deliliğe mi vuruyor? Ha? Akın lan! Eyvallah! Ooo! Pastayı kes! Arsel ya! Birinci biz olacağız! Bunda Seda, Çağla, Arsel ve Hüseyin'den oluşan ikinci takım da pastayı tamamladı. Bakalım Big Brother hangi pastayı beğenecek? Big Brother'dan mesaj var. Hijyen kurallarına uymadığınız için. Big Brother Türkiye cebinde. Uygulama markası. Big Brother Türkiye uygulamasını. Sen aşıksın ha. Hayır aşığım, aşık değilim. Yalan söyle. Vallahi aşık. Yalan söyle. Hayır. Çok değişik değil mi? Çağla'yla barışmadım. Çağla'nın meraklısı da değilim. Benim yüzümden onunla konuşmadığını da ben farkındayım. Ben bunun bilincindeyim. Ama şöyle görünüyor. Sanki sen benim için onunla küstün. Benim için küstün ama ben onunla konuşuyorum. Seni gördüm, bir de ayağına gelmiş oldum yine üçüncü kere. Ve sen dedin ki ben özür dilemeyeceğim ki. Senin amacın ne ya? Şey şimdi. Amacın ne? Amacım aşık olduğum, sevdiğim insana. Ya ne aşkı ya? Bana aşık olduğunu düşünüyorsun. Sadece benim suratıma bakmıyorsun, konuşmuyorsun. Gülüp eğleniyorsun orada, bana aşık olduğunu düşünüyorsun. Sonra geldim yatağıma. Onda da git görmek istemiyorum. Ben sana ne yaptım ki beni görmek istemiyorum? Aşk bitti dedim ben birkaç saat önce. Bittiyse güle güle. Balondu, söndü yani. Yapacak bir şey yok. Odur balonunda patladı. Vay 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 vay. Bir sonraki bölümlerde bizleri yine kaos peşimizi bırakmayacak sevgili Gar. Allah'ım ya. Bugünlük 4 saat 15 dakika süren Big Brother maceramıza veda ederken şimdi kafa maceramıza başlıyoruz. Ne demişler arkadaşlar? Şifreyi siz biliyorsunuz. Korkmucan demişler. Korkmucan demişler Gar. Bir bildikleri vardır herhalde. Ne diyorsun? Arkadaşlar bu...